Para Kazanmak ve Kullanmak Sanatı Herbert Newton Kesson Seslendiren Rana Toka 1. Kısım Para Nasıl Kazanılır? Bölüm 1 Paranın Gerekliliği Para sahibi olmanın 3 yolu vardır. 1. Miras yoluyla elinize geçer. 2. Zengin biriyle evlenirsiniz. 3. Çalışarak kazanırsınız. Miras Bir tesadüf eseridir. Talihiniz yardım ederse olur, etmezse olmaz. Bunu elde etmek için hüner ve yeteneğe gerek yoktur. Para sahibi olmanın en az hoşnutluk veren yolu da budur. 2. Evlenme Bazen bir talih eseridir, bazen de hüner. Bazen de meziyet eseri olabilir. Bazen hoşa gidecek bir şeydir, bazen de iğrenilecek bir haldir. 3. Çalışma Talihle hiçbir alakası yoktur. Yalnız hüner ve meziyete bağlıdır. Hoşnutluk verici ve nefse saygı sağlayıcı yol da budur. Bu şekilde para sahibi olmanın güç olduğu ve birçok güçlükleri yenmeyi gerektirdiği şüphe götürmez. Bu yüzden birçokları bu yolu seçmek ve bu yolun dikenleriyle uğraşmak istemezler. Paranın her şey olmadığı muhakkaktır. Fakat dünyanın haline bakarsak insanın ya bir miktar parası olmalıdır yahut aç kalmayı ya da bir işe sürüklenmeyi göze almalıdır. Paranın ele geçirilmesi ilk önemli problemdir. Ele geçtikten sonra daha başka meseleleri düşünmek gerekecektir. Biz üst baş ve giyime muhtaç olmayan, icap ettikçe yerlerde yatan, yiyeceğini içeceğini de ormanlarda bulan Afrika vahşileri gibi değiliz. Her birimizin ihtiyaç duyduğu üç şey vardır. 1- Yiyecek içecek, 2- Giyecek, 3- Barınacak yer. Bu üç şeyden her birinin kalitesi arasında büyük farklar vardır. Bir insan bir parça ekmekle ekmeğini batırabileceği bir katık bulursa buna gıda diyebilir. Fakat üzüm suyu, domates suyu, çorba, rosto, patates, yeşil sebzeler, şeftali kompostosu ve kahveden müteşekkil bir menü de vardır. Bir insan başkalarının attığı elbiseleri giyebileceği gibi yeni ve pahalı elbiseler de seçebilir. Haftalık kirası 5 şilin olan küçük bir odada barınabileceği gibi geniş bahçeli büyük bir kır evinde de barınabilir. Şayet bir insan en iyi yemeği yiyor, en iyi giysiyi giyiyor ve en iyi yerde barınıyorsa, onun yine parayla temin edilecek daha birçok ihtiyaçları bulunabilir. Böyle bir kimse isterse seyahat eder ya da pahalı ve güzel şeylerle evini donatır. Hatta isterse ve serveti yeterse birkaç ev sahibi birden olur. Fakat eğer bir adam zenginse, onun kendi hayatına bir düzen ve şekil vermesi, onu kendi yolunca geliştirmesi gerekir. Mesela onun öksüz yurtlarına, şifa yurtlarına ve okullara yardım etmekten haz duyması mümkündür. Para bir kuvvettir ve bu kuvvet iyi kullanılırsa insana mutluluk getirir ve onun ruhunu geliştirir. Ev kurmak nasıl öğretiliyorsa para edinmek de öylece öğretilebilir ve öylece de öğrenilebilir. Bunu öğrenmeye heves etmeyecek kadar tembel olanlar bütün ömürlerince fakir kalırlar. Para edinmek ve kazanmak yolunda hünerli olanlar, randımanlı iş vermek, satıcılık yapmak, ilancılık, vitrincilik yapmak, iş idare etmek, iş teşkilatlandırmak, büro işlerini yürütmek, para idare etmek gibi çok konular üzerinde geniş bilgi edinirler. Bu sayede insana daha yüksek oranda kar bırakan birçok sebepleri anlamış olurlar. Bu yüzden böyleleri hem zekalarıyla hem de iyi bir teknikle çalışmayı sağlarlar. Gerçi pek çok kişi para sahibi olma sanatının en çok arzu edilen şey olmakla birlikte çok pahalıya mal olan bir sanat olduğunu sanır. Fakat gerçek bu merkezde değildir. Çünkü insanların çoğu onu öğrenmeden hayat içinde yalpalar durur. Sebebi de bu sanatın sürekli ve kuvvetli bir çalışma istemesidir. Bu sanatta başarıya ulaşmak için ihtiras sahibi olmak gerekir. Nefsine hakim olmak, zeka ve hünerini kullanmak şartı vardır. Bu yolda az kişinin başarılı olup çoğunun başarısızlığa uğramasının en büyük sebebi insanların başarılı olmak karşılığında hiçbir şey ödemek istememeleridir. <laughs> Çünkü insanların çoğu öğrenmek için uğraşmadığı gibi çalışmaya ve daha fazla para kazanmaya değer vermezler de. Başkalarının kazancına göz dikerler ve onlara haset ederler. Sonra talihsizlikten şikayet ederler. İspanyolların bir atasözü vardır. Allah der ki her ne istiyorsanız onu alın. Alın ama bedelini de ödeyin. Adamın biri Milent'te çalıştığı halde başarısızlığa uğramış. Bunun sebebini araştırınca şu sonuca varmış. Kendi işiyle gerektiği derecede ilgilenmeyerek dışarıdaki bir sürü işle meşgul oluyor ve kendi işini ihmal ediyordu. Büyük bir servet sahibiymiş gibi hareket ediyordu. Halbuki işi onun bütün dikkatini vermesini gerektiriyordu. O halde önce kendi işini kazançlı bir hale getirmek ve ona adeta otomatik bir tarzda işler gibi düzen vermek, sonra başka işlerle ilgilenmek gerekir. İlk önce yapması gereken işi başa almak gibi bir zorunluluğu vardır. Zengin diye kime denir? Çocukluğumda Kanada'da bulunduğum sırada 160 dönüm arazisi olup kimseye borcu olmayan adama ya da bin altın biriktiren herkese zengin denirdi. Eski bir tarihte köylünün 1772'deki hali anlatılır. Köyün en zengin adamı, iki atı, iki öküzü, üç ineği, sekiz koyunu ve yirmi sterlini olan bir adamdı. Diğer köylüler onun servetine hayranlıkla bakıyorlardı. 1772'ye ait bu ölçüye göre o zamanki İngiltere'nin yüzde kırkını zengin saymak gerekir. Bazen bir eş para kazanma konusunda kocasına yardım edebilir. Ufak tefek ve zeki bir kadın tanırım. Kocası araba sürücüsüydü. Haftada 3 sterlin kazanıyordu. Kadın iki çocuğunu büyüttükten sonra vaktin elverişli olduğunu görmüş ve 15 yıl önce mezatlara giderek antikalar satın almaya başlamıştı. Bu antikaları alacak uygun müşteriler bulmuş ve neticede 750 sterlin kazanarak bununla güzel bir ev satın almıştı. Bu kadın para kazanmaya çok yetenekli bir insandı. Amerikalı bir gazeteci 200 ailenin halini tetkik ederek paraya ait sıkıntılarını araştırmış ve görmüş ki bu ailelerden üçte ikisinin asıl derdi para yüzünden değil. Kadınları bu konuda daha hassastı ve erkeklerden daha fazla para yüzünden hoşnutsuzdular. Kadınlar para ihtiyacını erkeklerden daha fazla hissederler. Çünkü bir kadın erkekten daha yüksek bir seviyede yaşamak ister. Birçok erkekleri zengin eden de budur. Çünkü kadınları onları bütün kuvvetleriyle mahmuzlarlar. Özellikle ev sahibi olma merakını uyandıran onlardır. Erkek daha fazla istirahatiyle alakalıdır. Kadınsa daha fazlasını ister. Erkeğin mevkiiyle kendi sosyal durumunu ve çocuklarının geleceğini düşünür. Bir kadın bir erkekle evlendiği zaman onun zenginliğine veya fakirliğine bakmaz. Onun daha fakir olmaması için elinden geleni yapar. Nice aileler vardır ki büyük evlerde yaşadıkları halde hiçbir gelirleri yoktur ve bir miktar para bulmak için ne yapacaklarını kestirmekten acizdirler. Hatta nice milyonerler vardır ki geçen yıl hiçbir gelir sağlayamamışlardır. Daha başkaları da ancak vergi borçlarını ödeyebilecek kadar para bulmuşlardır. Çünkü bir insanın 1 milyon sterlin kıymetinde hisse senetleri olabilir fakat bu hisse senetleri hiçbir zaman kar getirmeyebilir. Böyle geçici fakirliğe uğrayan kimseler ne yapabilirler? Tabidir ki oturup açlığa tahammül etmezler, hisselerinin ya da topraklarının bir kısmını zararına satarlar ve ellerine geçen parayı karlı işlere yatırırlar. Şayet bir adamın bin dönüm arazisi varsa ve parası yoksa fakirliği yüzünden ancak kendini suçlayabilir. Kısacası bir insan para kaybederse daha fazla kazanmaya bakmalıdır. Yerinde oturup tırnaklarını yemek hiç kimseye fayda getirmez. Her genç para kazanmanın yolunu öğrenmelidir çünkü ancak bu sayede hem kafasını hem de karakterini geliştirir. Bir adam yalnız geçimini sağlayacak kadar para kazanmakla kalırsa onun kendi kabiliyetlerini keşfetmeye ve geliştirmeye zamanı olmaz. Böyleleri başkalarına yardım da edemez çünkü bu da kendini geliştirmenin gereğidir. Şayet bu genç ufak basit bir işi durmadan tekrarlayarak gelirini sağlıyorsa bu durum dimağını tembelleştirir ve bu yüzden kafaca cüce kalır. Sonra bir insan yalnız karnını doyuracak, sırtını örtecek ve kendini barındıracak kadar kazanırsa hem fakir kalır, üstelik de cahildir. Cehalet fakirlikten daha beter bir şeydir. Bir adam az da olsa bir şey biriktirebilecek bir mevkiye vardığı zaman yaşam endeksini derhal yükseltir. Çünkü daha iyi gıda almak ve daha iyi giyinme imkanını elde eder. Bu da onun daha fazla saygı görmesini sağlar. Bir insan kendi benliği hakkında daha yüksek bir fikir sahibi olduğu zaman kafasının içinde bir hırs ışığının parlaması beklenir. Kendisi bu sırada yaptığı meslek hakkında daha fazla bilgi edinir ya da daha başka konular hakkında bilgi almış olursa kendini geliştirme yolunu tutmuş demektir. Andrew Carnegie ilk parasını kazandığı zaman onun en büyük kısmını üniversiteye ayırmıştı. Tahsilini yükseltmek istemiş ve tam bir üniversite öğrenimi görmüştü. Daha sonra büyük bir servet sahibi olduğu zaman hemen bütün servetini vermekle kalbinin incelik ve merhamet cephesini geliştirmişti. Kendisi her hırslı genç için güzel bir örnek teşkil eder. Çünkü bütün parasını kültürünü geliştirmeye sonra seyahatler yapmaya sarf ediyordu. Nihayet parasını kütüphanelere, İskoçya'daki kendi kasabasına ve bilimsel araştırmalar yapmaya vakfetmişti. Demek ki bir insan kendi hayatını zenginleştirmek için para kazanmanın yolunu öğrenmelidir. Çünkü para onun akıllı, verimli ve cömert olmasına hizmet eder. Vaktiyle John Wesley kurduğu müessese için bir takım kurallar kabul etmişti. Bugün bunlar unutulmuş gibi ise de son derece önemlidir. Bu kuralların bir kısmı iş hayatına, bir kısmı randımanlı olmaya aittir. Üçü de parayla ilgilidir. Ona göre para hakkında en akıllıca şöyle hareket edilir. 1. Ne kadar kazanmak mümkünse o kadar kazan. 2. Ne kadar biriktirmek mümkünse o kadar biriktir. 3. Ne kadar vermek mümkünse o kadar ver. Wesley'in kendisi yalnız üçüncü kaideyi uyguluyor ve paraya karşı ilgisiz davranıyordu. Öldüğü zaman da birkaç gümüş kaşıktan başka bir şeyi kalmamıştı. Fakat paraya ait sözleri çok kıymetli ve çok pratikti. Ona göre para, insanın kendi hayrı ve başkalarının hayrı için kullanacağı bir kuvvetti. Bana kalırsa onun bu kurallarına bir kural daha eklemek lazım. O da ne kadar kullanmak mümkünse o kadar kullan. İş dünyasında bulunan herkes şu dört kelimeyi daima hatırlamalıdır. Kazan, kullan, biriktir, ver. Bunlar paraya karşı en dürüst siyaseti tutmaya yardım eder. Bir insan ne kadar kazanmak mümkünse o kadar kazanmalıdır fakat şerefiyle. Kazanmak için çalıştığı zaman kazancından başkalarına da hisse vermeyi unutmamalıdır kazanmak için çalışan bir insanın katı yürekli aşağı bir adam olduğunu sanmak büyük bir yanlıştır. Bu yanlışı içleri hasetle dolu kimseler yapar. Bazı istisnalar olmakla beraber genellikle sermaye bir hizmet ölçüsüdür. Paradan bahsederken daima hatırda tutulacak önemli bir nokta da budur. Mesela bir bakkalın bankada bin sterlini varsa bunun manası onun yüzlerce aileye faydalı hizmette bulunmuş olmasıdır. Bir insan ne kadar biriktirmesi mümkünse o kadar biriktirmelidir. Onun işini yürütmek için koyduğu sermaye, işi dışındaki bir takım hisse senetlerine verdiği para, tasarruf olarak bankaya yatırdığı para bunun içindedir. Sonra bir insan ne kadar vermek mümkünse o kadar vermelidir. Şimdiki halde hükümete o kadar çok vergi veriyoruz ki başka her şeyi kısmaya mecbur oluyoruz. Fakat vermeyi büsbütün ihmal etmek doğru değildir bir hastaneye ya da bir öksüz ve fakir çocuk yurduna bir şeyler vermeliyiz. Kuvvetli ve sağlam olduğunu hisseden her insan zayıf olanların yüklerini hafifletmek için bir şey yapmalıdır. Paramızla merhamet ve cömertliğimizi geliştirmeliyiz. Her işletmenin de üç büyük görevi vardır. 1- Hissedarlarına karşı, 2- Personeline karşı, 3- Halka karşı. Her işletme önce hissedarlarına temettü verir. Bunu yapmadığı takdirde ya yeniden tanzim olunmalı ya satılmalı ya da tasfiye edilmelidir. Sonra personeline insaflı ücretler vermeli ve onların ihtiyarlıklarını da düşünmelidir. Şayet işletme büyükse işsiz bıraktığı kimseleri de idare etmeli Kısacası toptan sigortalık ya da başka bir çareye başvurmak yöntemiyle bütün adamlarını yoksulluk ve ihtiyaçtan korumalıdır. Üçüncüsü, işletme imal ettiği ya da sattığı her şeyin tam fiyatını istemeli ve halka faydalı olmalıdır. Bugün bu üç esasa da saygı gösteren işletmeler vardır ve bunlar memleketin bel kemiğidir. Mesele bunları çoğaltmanın çaresini bulmaktır. Bölüm 2 Dürüst Başlamanın Yolu 18'ine varan her kanlı canlı genç iş dünyasına nasıl gireceğine dair bir hayli düşünür ve nereden başlasam iyi etmiş olurum der. Her şeyden önce kafayı bu üzüntüden temizlemek lazımdır. Çünkü hangi iş olursa olsun hayata başlamak bakımından iyidir. Bütün iş adamlarının hayatını incelersek, neticede karşılaşılan gerçek, içlerinden her birinin karşısına ne çıkmışsa oradan işe başladığını gösterir. Eskiden her yol Roma'ya çıkar derlerdi. Biz de her yolun başarıya çıkacağını söylersek yanlış olmaz. Amerikan Business adlı dergi, Eugene Whitmore'un 50 meslekte ilk adımlar başlıklı bir yazısını yayınlamıştı. Whitmore, bugün 50 büyük şirketin başında bulunan 50 adamı seçmiş ve bunların her birine nasıl işe başladıklarını sormuş. 50 kişinin içinden yalnız 20'si kolej ya da üniversite öğrenimi görmüş. Gerisi ya lise ya da daha az tahsile sahip. Bunların içinde 7 kişi katiplik yaparak, 5 kişi gazetecilik yaparak hayata atılmışlar. 5'i satıcı, 3'ü avukat, 3'ü de mühendistiler. İkisi muhasebeci, ikisi öğretmen, ikisi hademe, ikisi de çıraktı. Biri makineci çırağı, biri telgraf operatörü, diğeri araba sürücüsü, biri de kimyagerlik yoluyla hayata atılmış. İçlerinde 3-4 kişinin tarlada çalıştıkları sanılsa da bu 50 kişi içinde böyle biri yok. Bu listeden anlaşılacağı gibi bir gencin hayata nereden atıldığı önemli değildir. Makineci çırağı olarak hayata atılan Amerika'nın gümüş sanayinde söz sahibi en büyük işletmesinin başındadır ve 51 yaşındadır. Yani gencin yapacağı ilk iş önemli değildir. Çünkü bu işte uzun zaman kalması gerekmez. İlk iş onun ilerleme merdivenindeki ilk basamaktır ve kendisi bu basamaktan başlayarak yukarı çıkmaya bakmalıdır. Onu ilgilendiren en önemli konu ele aldığı işi önce yapıldığından daha iyi yapmaktır. Mesela listede hademelik yaptığını söylediğimiz gençler muhakkak ki iyi hademeydiler. Kendilerine güvenilir, eli çabuk kimselerdi. Sonra araba sürücüsü olarak hayata atılan adam muhakkak ki arabasını hiç kazaya uğratmamış, arabaya da çok iyi bakmış bir adamdı. Yaptıkları işe tam bağlılık gösteren kişiler büyük iş sahibi olmaya adaydır. Fakat ilk yaptıkları iş ne olursa olsun önemi yoktur. Önemli olan o işi mükemmel yapmaktır. Ele aldığı işi istemeye istemeye yapan kişiden hiçbir hayır beklenemez. Bunlar işlerini yüksayarlar. İş saatlerinde dalgın gözlerle ve somurtkan suratlarla hareket ederler. İşin bir an önce bitmesini beklerler. Bunların bir başarı kazanması beklenemez. Fakat ele aldığı işin yapılmaya değer bir şey olduğuna inanan ve onu daha iyi yapmaya uğraşan kimse daha yüksek basamaklara çıkacaktır. Bu genç adama sağlam ve karlı bir işe ortaklık teklif edilirse onu kabul etmekle akıllıca hareket etmiş olur. Fakat kendi kendine işe başlıyorsa ve bunu kendi hesabına yapmak istiyorsa ortak almadan çalışması daha doğrudur. Daima söylendiği gibi ortak karın yarısını alır ve dertleri iki katına çıkartır. Ortaklıkların çoğu er geç ayrılmakla sonuçlanır. Genel kurallardan biri hiç kimsenin en az 5 yıldan beri tanımadığı bir kişiyi ortak almamasıdır. Genellikle ortaklık ara bozulmasına sebep olur. Hayvancılıkla meşgul olan ve 500 bin sterlinlik bir iş yapan Avusturyalı, hayvancılık işiyle meşgul olmak isteyen bir genci şu nasihatı vermişti. 10 bin sterlinin varsa işe kendin başla. Tecrübeli bir idare adamı al ve işi ondan öğren. 10 bin sterlinin yoksa davarcılık yapan bir adamın yanına gir, çalış ve onun hesabına tecrübe sahibi ol. Bu öğütten maksat şuydu. Bir genç adam yapacağı iş hakkında ihtisas sahibi olur ya da bir ihtisas sahibini kullanırsa cahil olduğu bir iş yolunda parasını heba etmez. Kendi hesabına işe başlayan bir adam zeka, sermaye ve tecrübe sahibi olmalıdır. Eksiği varsa onu da parayla temin etmelidir. Mesela bir adamın yalnız parası varsa zeka ile tecrübeyi kiralamalıdır. Fakat onun yalnız zeka ve tecrübesi varsa parayı da ödünç almaya çalışmalıdır. Bana bir iş projesi gösteren bir adama genellikle verdiğim bir nasihat vardır. Ona teşebbüsünde fazla ileri gitmemeyi tavsiye ederim. Ona güvenle ileriye doğru adım atmayı söylerim ve her şeyden önce piyasayı araştırmasını, doğru dürüst ilerlemesini tavsiye ederim. Ara sırada sağlam çeneli, sert bakışlı bir adam gelir. Projesini öne sürer. Projenin kuvvetinden daha ileri olduğunu görürüm. Fakat ona da durmadan işe girişmesini ve bütün kuvvet ve hızıyla işi yürütmesini tavsiye ederim. Amerikalı bir mizahçı Napolyon hakkında şöyle demişti. Çok şeye teşebbüs etmiş fakat hepsini de başarmıştır. Nitekim iş dünyasında birçok kişi yutabileceğinden fazlasını ısırmış fakat hepsini de hazmetmiş olduğunu görürüz. Herkesin kendine göre bir takım hududu vardır. Bir takım işler başarır fakat daha ilerisini beceremez. Bu adamlar takatlarından fazlasını aşmamalıdır. Daha fazla sermaye, yetenek ve hız isteyen bir işe girişmemelidir. Fakat öyle adamlar vardır ki enerji ve sebat kaynakları daha fazladır. Her işi çabuk öğrenirler, müthiş bir gayret sarf etmekten de asla çekinmezler. Gerektiğinde 24 saat çalışır, başkalarının durduğu yerde onlar devam eder. Kısacası onlar yenilmez adamlardır. Böyle bir adam büyük bir projeyi uygulamaya koyduğu zaman hiçbir akıllı adam ona gereğinden büyük bir işe girişmiş olduğunu söylememelidir. Kötümserlere düşen şey onun yolundan uzaklaşmaktır. Çünkü adamın böylesi bir tren kuvvetiyle süratle ilerler. İşin çoğu teşebbüse dayanır ve bu kuvvete sahip olan insan azdır. Onlar büyük işlere girişir ve bu işlerle uğraştıkları halde kendilerini daha büyümüş ve daha kuvvetlenmiş sanırlar. Sonra yaptıkları işi başarmak için her kapıya başvururlar. İnsanın en garip duygularından biri bir gencin bir işe başlamak istediği zaman kendisini başka bir yere gidecekmiş sanmasıdır. Aklına gelmeyen şey onun başarıya ulaşacağı en mükemmel yerin başladığı nokta olduğudur. Onun için bunların çoğu kendi kökünü kazarak Başka bir şehre veya ülkeye yani hiç kimseyi tanımadıkları bir çevreye giderler. Bunu yaptıklarına göre herhalde bir sebebinin bulunması gerekir. İhtimal ki şehir ve ev tesiri girişimci genci geri tutmaktadır. Fakat buna rağmen çok önemli kurallardan biri şudur: Bulunduğun yerde işe başla. Genç bir adam bugün çalıştığı işletmede ya da kendi öz yurdunda neler yapabileceğini takdir etmeyebilir. Halbuki bunlar takdire değer şeylerdir. 1895'te iki kardeş vardı ki biri 16 diğeri 18 yaşındaydı. İkisi de Amerika'nın küçük bir köyünde yaşıyordu. Çocuklar bir gün köyün eski bir ambarı bulunduğunu hatırladılar. İçlerinden biri şöyle dedi: "Burası salam tütsülendirmeye çok elverişli bir yer." Bunun üzerine işe başladılar ve salamı tütsülendirdiler. Amerika'nın en lezzetli salamını burada yaptılar ve ülkelerinin en verimli işletmesini burada açtılar. Daha birçok büyük işler de küçük köylerde başlamıştır. Meşhur Bata büyük ayakkabı işini Çekoslovakya'nın ücra bir köyünde kurmuştur. Yine İsviçre'nin en meşhur saat fabrikaları Zürih veya Basel şehirlerinde değil küçük kasabalardadır. Onun için genç bir adamın kafasında ihtiras doğar doğmaz kendine önce şu soruyu sormalıdır: Şimdiki çalıştığım işletmede ne kadar yükselebilirim? Onun kendi başına iş yapmasına gerek yoktur. Çünkü çalıştığı işletme yükselmek için ona her fırsatı hazırlar. Fakat yükselme imkanı bulamadığı takdirde ya başka bir iş aramalı ya da kendi kasabasında kendi hesabına bir işe başlamalıdır. Çünkü bir insan tanındığı yerde daha fazla başarı imkanına sahiptir. Uzaktaki tarlalar yeşil görünebilir fakat yakındaki tarlalar kadar yeşil değildir. Sonra hepimiz de gözümüzün önündeki fırsatların değerini bilmek zorundayız. Fırsatlar hakkında ileri geri birçok sözler söyleniyor. Bir takım yazarlara göre fırsatlar kendilerini yakalayacak bir kimseyi yığın yığın bekliyor. Bize kalırsa gerçek şudur. 1- Fırsatların bol olduğu doğrudur. 2. Büyük adamlar için büyük fırsatlar vardır. 3. Küçük adamlar için de küçük fırsatlar vardır. 4. Her insan kendine elverişli fırsatı yakalamalıdır. Bazen büyük bir adam küçük bir fırsatı yakalar ve elinden geleni yapar fakat vaktini boşa harcamış olur. Kendisi gerçi para kazanır ama yeteneklerini ödeyecek derecede kazanamaz. Bazen de küçük bir adam büyük bir fırsatı yakalar ve cesaretle işe atılır. Fakat büyük işi idareye yeteneği yoktur. Bu yüzden büyük bir adam bu işi onun elinden alır. Bir insan liderliğe layık bir hale getirirse büyük işlerle istediği gibi uğraşabilir. Fakat küçük bir adam ancak küçük işlerle meşgul olur. Çünkü onun hakkından gelebileceği, başarabileceği işler bu kadardır. Amerika'da iş yapıcı olarak tanınan meşhur John Rockefeller bir defasında şöyle demişti. Ara sıra bazı kimseler sanki biz ihtiyarlar gençlerden daha fazla fırsatla karşılaşmış gibi söz söyler. Asla doğru değildir. Benim ilk gözümü açtığım sıra kapkaranlık bir gece yarısıydı. Şimdi ise ortalık apaydınlık. Bugünün genç adamı dünyanın bizim zamanımızda neye benzediğini düşünemez. O zaman yapacak bir iş yoktu ve iş yapmayı kolaylaştıracak bir araç da yoktu. Atılmış ve açılmış bir yol yoktu. Geçmişlerin tecrübelerinden faydalanmaya da imkan yoktu. Halbuki gelecek kafayı büyüleyecek, hayali durduracak parlaklıktadır. Bir insan kafasını geliştirmeye devam ederse onun iş meseleleri derhal değişir. Bir delikanlının hayata atıldığı zaman ilk karşılaştığı mesele patronu tarafından istenecek derecede faydalı olmaktır. Gençlerin çoğu ilk kolay meseleyi halletmekte güçlük çekiyor. Bu yüzden ömürleri boyunca ileri adım atamıyor. İkinci mesele para biriktirmektir. Fakat önce birinci meseleyi çözmek gerekir. Biriktirebilecekleri bir para bulmalılardır. Üçüncü mesele, bir gencin başkalarına karşı başa geçirileceği zaman kendini gösterir. O zaman kendisi başkalarını idare etme sanatını öğrenmelidir. Çünkü idareciler arasına girme yolunu tutmuştur. Onun bu sırada kararlaştıracağı bir mesele teşkilat adamı mı yoksa tek başına mı iş sahibi olacağıdır. Şayet çalıştığı işletmede mutlu ve başarılıysa en iyisi olduğu yerde kalmasıdır. Şayet kişi işletmenin bir dairesine şef olarak atanmışsa onun görevi bütün işletmenin menfaatlerini tetkik etmektir. Eğer daha yükseğe tırmanmak niyetindeyse bir dairenin üzerinde durmamalı, bütün işletmenin net karını artırmanın çaresini bulmalıdır. Genç bir adam bu sırada randıman meselesini inceleyerek bu yolda öğrendiklerini uygulamalıdır. Kendisine bu sırada bir dereceye kadar teşebbüs imkanı verileceği için o da bu fırsattan en yüksek derecede faydalanmalıdır, kendini göstermelidir. Şahit bu şekilde hareket eden kişi işletmenin idare müdürlüğünü alacak olursa Birdenbire çok önemli, güç ve büyük bir meseleyle karşılaştı demektir. Daha önce bununla hiç karşılaşmamıştı. Çünkü daha fazla ileriyi görmek, büyük planlar hazırlamak, bütün zayıf daireleri harekete geçirmek ve bütün işletmeyi kapsayan bir siyaset uygulamak zorundadır. Bu durumda teşkilatın esaslarını öğrenmek, idare adamı olarak en kıymetli şahsiyetleri seçmek, işletmenin dışı ile ilgilenerek her şeyi tetkik etmek, piyasadan haberdar olmak Ham madde kaynaklarıyla ilgilenmek de zorundadır. Kendisi bu sırada mali işlerle de uğraşacağından finans hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İşi büyüdükçe insan da büyümelidir. Büyümediği takdirde iş felakete sürüklenir. İnsan iş hayatında ilerlemek için yalnız tecrübesine güvenmemelidir. Küçük bir işte kazanılan tecrübe büyük işe girince faydalı olmayabilir. Bu gerçeği birçok kişi daima ihmal eder. Bir insanın işi ilerledikçe ya da işi genişledikçe yeni fikirler, yeni metotlar öğrenmesi gerekir. Bunu bir kural saymalısınız. Bir insan her yeni ilerleyişte yepyeni meselelerle karşılaşacağı için ona göre geniş bilgi edinmeye mecburdur. Bölüm 3. Çok çalışmak ve düşünmek. Eskiden okul defterleri üzerinde göze çarpan bir söz vardı. Çok çalışan kazanır. Fakat bu da birçok atasözü gibi yarım bir gerçeği anlatıyor. Gerçeğin bütünü şudur. Çok çalışmak ve onunla beraber öğrenmek, düşünmek ve planlamak insanı başarıya taşır. Öyle adamlar vardır ki makine gibi çalıştıkları halde yaptıkları işin iflas ettiğini görürler. İşlerini kaybettikten sonra şaşkınlık içinde kala kalırlar. Bu adamlar her gün belki de 12 saat çalışıyordu. Bütün bu süre içinde borç zamanda bulamıyordu. Ne yazık ki borç içindedirler ve borçlarını ödeyemeyecek durumdadırlar. Çok çalışmak bir iş adamını iflasa sürüklenmekten kurtaramaz. Belki onun düşmesini çabuklaştırır. Mesela yüzme bilmeyen bir adam derin suya düştüğü zaman en kötü şeyi yapar. O da çılgıncasına kollarını sallamaktır. Kendisini kurtarmak için yüzme bilen bir adamın tepesine çıkmak ister. Bu yüzden genellikle ikisi de kurban gider. Bazı iş adamları da aynı şekilde kendilerini yıkarlar, harap ederler. Mesela fiyatları düşürürler, çalışanlarına kötü davranırlar ve daha birçok lüzumsuz şeyler yaparlar. Halbuki bunların ihtiyacı biraz düşünmekten ibarettir. Bir adamın yaptığı işkar getirmiyorsa emin olmalıdır ki malında, servisinde, metodunda veya kendisinde bir hata vardır. Gerçi bunun doğru olmadığı sıralar da olur ama o zaman iş ellerinde olmayan bir takım sebepler yüzünden düşer. Fakat elde olmayan bu sebepler her zaman baş göstermez. Yanlış yolda yürüdüğünü fark eden bir kimsenin yapacağı iş aynı yolda koşmak değil belki durmaktır ve doğru yolu aramaktır. İş adamı zarar etmesinin bütün sebeplerini teker teker aramalı, işe yeniden başlıyormuş gibi onun her cephesini incelemelidir. Çünkü kendi işine dair onun da bilmediği bir takım noktalar vardır. Bunları öğrenmeye mecburdur. Yoksa üzülmek, söylenmek, kızmak hiçbir fayda getirmez. Böyle bir adam bir gün öğleden sonra bir odaya kapanmalı, olayları, rakamları göz önüne koyarak bunları düşünmelidir vereceği kararlar kesinlikle bir takım değişiklikler içermelidir. Bütün gündelik işleri kendi üzerine almaktan kaçınmalıdır. Ayrıca aynı hataları tekrarlamaktan da sakınmalıdır. Onun net karını artıracak bir plan üzerinde çalışması gerekir. Bunun için de daha bilgili olması, daha çok düşünmesi ve daha planlı hareket etmesi gerekir. Birçok iş adamı lokomotif sürücüsü gibi çalışmak ister. Halbuki bir treni yürütmek başka, bir işi idare etmek bambaşkadır. Bir lokomotif sürücüsü belli kurallar içinde hareket eder ve bir teşebbüs sahibi olmak ihtiyacında değildir. Çünkü yalnız itaat eder. Onun kontrolündeki tren raylar üzerinde koşar. Bir takım işaretler ona yol gösterir ve bu adam ömrünce orijinal bir karar vermekten uzaktır. Çünkü çözeceği bir problemle karşılaşmaz. Onun en büyük rakibi işidir. Verilen işaretleri gördüğü sürece bir mesele yoktur ve ne yapacağını gayet iyi bilir. Oysa bir iş adamının böyle olmasına imkan yoktur. Bir kere onun işi ray üzerinde yürümez. Ona yol gösterecek işaretler de azdır. Onun güveneceği şey kendi bilgisi ve kendi yargısıdır. Kendisi karar vermek zorundadır. Hele bazı anlarda onun hemen karar vermesini gerektiren olaylar oluşur. Bir lokomotif sürücüsünün şansla hiçbir ilgisi yoktur. Fakat iş adamı daima şansla ilgilidir. Demek ki yapı olarak lokomotif sürücüsü olan bir adam hiçbir zaman iş hayatına atılmamalıdır. Frank Woolworth önemli bir hastalık yüzünden küçük iş sahibi olmaktan çıkarak büyük bir iş sahibi olduğunu anlatıyor. Hastalığım bana bir ders öğretmişti. Bu dersi alıncaya kadar her işimi bizzat kendim görmeye kalktım. Fakat daha sonra bundan vazgeçtim. Hem alışveriş yapmak, hem malları vitrine dizmek, hem mağazayı işletmek, kısacası her işi kendim yapmak hususunda vazgeçtim. Arkadaşlarıma bu konuda güvenmeyi seçtim. Onların da benim kadar bu işleri başarabileceğini aklıma soktum. Bunun üzerine başarılı olmaya başladım ve işimi oldukça genişlettim. Devamla şöyle diyor: Bundan sonra bütün dikkatimi önemli şeylere harcadım. İleriye bakıyor, planlar hazırlıyor, başkalarına direktifler veriyordum. Mesuliyeti onlara yükledim ve ben işin genel prensiplerini tespit ettim. Woolworth bu dersi alarak kendini ayrıntılardan sıyırmış, yaratıcı işler üzerinde durmayı öğrenmiş. Belki kendisi bu dersi ekonomi kitaplarından da öğrenebilirdi fakat bunu pahalıya mal olan şahsi tecrübeyle öğrenmişti. Yani sağlığını bozmak pahasına bu dersi almış ve bu dersten faydalanmıştı. Şüphe yok ki bugün hastanelerde ve sağlık yurtlarında birçok iş adamı vardır ve onların bu dersi öğrenip öğrenmediklerini bilmiyoruz. Gündelik işlere durmadan müdahale eden iş adamları işlerin küçük kalmasına mahkumdur. Büyük adamlar yalnız büyük işlerle meşgul olur küçük işleri de küçüklere bırakırlar. Herhangi bir iş adamının neyle meşgul olduğuna bakarak onun kapasitesini anlayabilirsiniz. Bir işin başında bulunan kimse kontrolörlük, katiplik, tahsildarlık işleriyle meşgul olduğu zaman işinin büyümediğine ve gelişmediğine hükmedebilirsiniz. İş adamları özellikle yanlarında çalışacak kişileri yetiştirmeye bakmalıdır. Yoksa işleri sekteye uğrar. İnsan bu devreye geldiği zaman teşkilat kurmaya bakmalı ve mümkün mertebe günlük işlerden uzaklaşmalıdır. Bu takdirde işinin büyümesine ve gelişmesine imkan vermiş olur. Bir iş adamı kıymet bilmek bakımından son derece hünerli olmalıdır. Onun bu hüneri yalnız aldığı ve sattığı eşyaya bağlı olmamalı, yaptığı işin bütün faaliyetlerini içermelidir. Hatta evinde dahi böyle olmalıdır. En küçük şeylere karşı en dürüst vaziyeti almalıdır. Dürüst vaziyette bazı ufak tefek şeylerin mühim, bazılarının hiç önemi olmadığıdır. Ufak tefek şeyler yani teferruat iki çeşittir. Birisi ihmal olunmasına imkan bulunmayanlar, diğeri ihmal olabilecek olanlardır. Bir adamın yaygaracı olduğunu söylediğimiz zaman amacımız onun önemsiz bir takım şeylerle uğraştığını anlatmaktır. Fakat yaygaracı bir adam hemen hemen daima önemli şeyleri ihmal eder. Mesela hademenin bir camı kırmış olması yüzünden uzun uzadıya üzülür de bir senede kaç müşteriyi kaybettiğini hesaplamaz bile. Birçok kişi sert bir deniz üstünde çalkalanan her dalgayla sürüklenen bir çöp gibi yaşar. Başkaları ise bir okyanus gemisi gibi durmadan ilerler ve küçük dalgalar onlara asla tesir etmez. Bir şey değerine göre önemlidir. Mesela bir müşteriye gösterilen küçük bir nezaketsizlik asla önemsiz değildir. Onun için insan değer verme bakımından hünerli olmalıdır ve zamanını ancak şahsıyla işinin selametine hizmet edecek şekilde harcamalıdır. Para biriktirmek daima akıllılık değildir. Bazen de delilik olur. Mesela harp sırasında hükümetin bir ilanı askerlere şu öğütleri veriyordu: 1. Herkes kendi kendine tıraş olacak. 2. Herkes iş elbiseleri giyecek. 3. Herkes kendi elbisesini ütüleyecek. 4. Herkes yaş tütün içecek. 5. Herkes kendi lehimlerini yapacak. 6. Herkes kendi çamaşırını yıkayacak. Bütün bunlar budalaca tasarruftur. Memleketin amatör lehimcilerle dolması, askerlerin soğuk şeyler yemesi terzilerin, berberlerin ve çamaşırhanelerin işsiz kalması memlekete faydası olacak şeyler değildir. Para biriktirmenin en kötü şekli budur. Her işi kendin yaparak para toplamak. İngiltere ile Amerika'da birçok adamlar vardır ki daima telaş içindedir. Çok az iş görürler. Plansız oldukları için kah şuraya kah buraya atılırlar. Bunlar bir şey okuyamayacak, bir şey düşünemeyecek derecede meşguldür. Bunlar kendi yarattıkları karışıklık içinde kendilerine gelemeyecek kadar yüklüdür. Ne kadar meşgul olduğumu görmüyor musunuz? En sevdikleri sözdür. Lüzumlu lüzumsuz, karlı karsız birçok iş yaparlar. Fakat aradaki farkı anlamazlar. İngilizler iş hayatında bu şekilde çılgınlık göstermekten uzak kalmıştır. Bu yüzden bazı yabancılar onların yavaşlıklarından ve ağırlıklarından şikayet eder. Kanadalı bir iş adamı Canadian Business dergisinde şunları yazdı: Londra'yı ilk defa ziyaret ettiğim zaman İngilizlerin iş yapma tarzına bakarak üstünlük ifade eden bir tarzda gülümsemiştim. Mesela bizim Londra'daki idare müdürünün bana bir ikindi çayı vermesi beni hayrete düşürmüştü. Bir iş evinde bir ocak yakılması benim için son derece tuhaftı. Bunların burada hiçbir iş yapmadıklarını sanacak hale geldim. Fakat İngilizler gayet rahat davrandıkları halde aşağı yukarı aynı neticeleri alıyordu. Bunun sebebini henüz öğrendim. Genellikle her İngiliz diğer iş adamlarından fazla fırsat gözetler ve fırsatı yakalar. Yakaladığı zaman da elinden kaçırmaz. Onun kendine göre tuttuğu bir yol vardır ve bu yoldan asla ayrılmaz. Ortaya atılarak daireler çizmek onun işi değildir. İhtimaldir ki her şirket işinin %90'ı her gün tekrarlanan işin aynısıdır. Bu iş fikirden çok hafıza ister. Kolay iş değildir. Hatta keskin dikkat, ciddiyet ve nezaket ister. Fakat bu iş aşağı yukarı kıvamını bulmuştur. Her işçiye işin nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Bu yüzden bu iş herkes tarafından yapılabilecek bir iştir. Fakat %5'i bambaşkadır. Rutin işi değildir, yaratma işidir. Yani düşünmek, tasarlamak, düzeltmek, ilerletmek işidir. Birçok işletmede bu işin ihmal edildiği söylenebilir. Bu yapılması gereken işin adı idaredir. Düşünce, hüner, sağlam yargı ve ihtisas gerektirir. Rutin işçisi işletmeyi idare edemez. Usta başıların idare konusundaki uğradıkları başarısızlık rutin işçisi olmalarındandır. Bunlar işin %95'ine devam ederler, %5'ini ihmal eden kişilerdir. Fakat bu %5'lik kısım yaratıcılığı ihtiva eder. Bu yüzden de ihmal edilmemelidir. Bir işletme yalnız rutin işini yapar, başka bir şey yapmazsa gerilemeye mecburdur. Bu sırada bütün rutin işi de doğru dürüst yürümez. Çünkü bir işletmeyi canlandıran yaratıcı faaliyetleridir. Bu faaliyet damla damla bir havuza akan taze su gibidir ve suyu durgunlaşmaktan kurtarır. Eğer bir işletme bütün bir haftayı aynı rutin işleri tekrar ederek geçirirse burada bir idare olduğundan söz edilemez çünkü bu müessese sürüklenmektedir. Sağlam ve randımanlı bir idare adamı kendini rutin işten tamamıyla sıyırır, daha küçük bir adamın yapacağı işlere karışmaz. Ya da hiç olmazsa günün önemli bir kısmını rutin dışında tutar. Dünyadaki birçok ülkenin hissedarlarına %20'nin üstünde kar sağlayan müesseselerini düşünelim. Başarılı olmalarının sebebi nedir? Ne kadar iyi yapılırsa yapılsın rutin iş değildir. Yaratıcı iştir. Yani düşünmek, planlamak, düzeltmek ve ilerletmektir. Bunda asla şüphe yoktur. Yahudilerin başarılı olmalarına sebep kafalarını kullanmalarıdır ve bunlar kafalarını kullanmak mecburiyetindedirler. Çünkü hiçbir kimseden lütuf görmezler. Hiçbir imtiyazları yoktur. Bütün başarıları kendi çalışmalarına bağlıdır. Onun için çalışmalarında atılgandırlar ve düşünücü adamlardır. Yahudiler son derece sinsi bir millet oldukları için kendilerini kucaklayan düşmanlığı hissederler. Belki de bu yüzden ızdırap çekerler. Onun için zekalarını kullanırlar, çalışırlar ve başarılı olurlar. Yaratıcı ile meşgul olan her insan için en mükemmel çalışma tarzı kah çalışma kah dinlenmektir. Kuvvetli, sağlam ve derli toplu bir gayret arasında ileri geri sallanmak, sonra tam bir dinlenmeden faydalanmak gerekir. Biz buna pandül usulü diyoruz. Bizzat kendim de bu tekniği uygularım. 40 yıldan fazla kafa yorgunluğuna, sinir krizine ya da başka bir ızdıraba uğramadım. Bugün birçok insan gerginlik içindedir. Bunlar günlerce aynı iş üzerinde çalışırlar, nasıl dinleneceklerini de bilmezler. Bir yarım saati dinlenerek nasıl geçireceklerini hesaplayamazlar. Bunlar yemek başında da gergindirler, uyudukları zamanda. Yumruklarını sıkarlar, yarı uykulu, yarı uyanıktırlar. Bir defa bir taksi içindeki adamı görmüştüm. Karşısında kırmızı ışık yandığı için durmak zorundaydı. İleri doğru eğilmiş, gergin bir haldeydi. Bu adam bu anı bir dinlenme fırsatı olarak görmüyordu. Er geç akıbeti sinir krizine uğramaktır. Bir Amerikan kitabında şunları okumuştum. Lloyd George idare etmediği bir otomobilin içine girer girmez ilk kişi derhal uykuya dalmaktır. Anlaşılıyor ki o da pandül tekniğini uygulamış. Birçok idare amiri bir işi bırakıp başka bir işle meşgul olarak kafa yorgunluğunu giderdiğini zanneder. Fakat bu bir dinlenme usulü olmaktan çok yarı istirahat usulüdür. İnsanın kafasından en mükemmel verimi alabilmek için günde 5-6 kere dinlenme molası yapması gerekir. Bölüm 4. Masraflarınızı biliniz. Bir insan masraflara karşı dürüst bir tutum almalıdır. Çünkü harcama da biriktirme de fazla ileri gidebilir. Londra'nın bir yayıncısından bahseden bir adam bütün düşüncesi bir çare bulup masrafı kısmaktır demiş. Daha sonra şunu ilave etmiş. Fikrimce bir işi iflasa götürecek en sağlam yol budur. Bir insanın masraflarına dikkat etmesi gerektiği şüphe götürmez bir gerçektir. Özellikle büyük işletmelerde idare müdürleri dikkat etmedikleri takdirde masraflar alır başını gider. Fakat her masrafı lüzumsuz sayarak hepsini kısmaya kalkmak da daha büyük bir hatadır. Masraf üzerinde en doğru hareket tarzı kazançlı masrafları kazançsız masraflardan ayırmaktır. Bir insan harcamalarını incelediği zaman eline bir siyah bir de kırmızı kalem alarak kar getiren masrafları siyahla, kar getirmeyenleri kırmızıyla yazmalıdır. Zaten zararı göstermek için kırmızı kalem kullanılır sonrasında kar getirmeyen masrafları durdurmaya çalışmalıdır. Hiçbir iş adamı masraftan korkmamalıdır. Aksine işini büyütmek için harcama yapmalıdır. Parayı sarf ederken dikkate alınacak mesele şudur. Parayı geri getirecek, üstelik karıyla beraber geri getirecek tarzda nasıl sarf edebilirim? İş hayatında mesele birkaç kuruş tasarruf etmek değildir. Onun için bir iş adamı ikide bir de kendine şu soruyu sormalıdır. Paramı kar getirecek tarzda nasıl harcarım? Tasarrufun en mükemmel usulü en yeni alet ve makineleri almaktır. Mesela bir yazı makinesi almak, bir hesap makinesi almak, bir diyafon vesaire almak. İnsanın safi karını artıracak şeyler bunlardır. Bunun farkına varmayan ve masrafa girmek istemeyen on binlerce iş adamı her yıl zarara uğrar. Herkesi sattığı şeylere alıştırmak için hiç para harcamayan bir perakendeci bu hal yüzünden büyük zarara uğrar. Çünkü asıl mesele para harcamak ya da harcamamak değildir. Mesele karı artırmaktır. Bir insan bu gerçeği öğrendikten sonra kesinlikle masraf bahsinde daha makul hareket eder. Her şeyi dürüst bir surette fiyatlandırmanın isabetli olduğunu gösteren belli başlı sebep onun iş hayatında yapılan her işi aydınlatmasıdır. Masraflarını tahmin edemeyen bir imalatçı karanlıkta çalışan bir adamdır ve bu adam da ne yaptığını göremez. Masraf tutarının ne olduğu bilinmediği sürece onu kısmaya imkan yoktur. Zararlar da ancak neden ileri geldiği anlaşıldıktan sonra durdurulabilir. İdare işinin ilk esası bilgidir. Masraflar hakkında sağlam, dürüst ve tam bilgi edinmekse kolay değildir. Bu bilgi kar getirir fakat birçok imalatçı hala bunu anlamamıştır. Bir perakendeci masraflarına baktığı zaman en büyük kalemin ücret olarak verildiğini görür. Ona yardım edenler onun yaptığı işin gelirinden belki de daha fazla para çekiyorlardır. Bir mağazada çalışan yardımcılarsa masrafı hiç düşünmezler. Bunlara gayri safi karın nasıl dağıtıldığını anlatmak çok iyi olur. Haftada 30 şilin alan bir satıcı kızın bir yağmurlu günde 5 müşteriyle meşgul olduğunu farz edelim. Demek ki her müşteriye hizmet için 5 şilin alıyor. Şayet bu kişi haftada 18 müşteriyle ilgileniyorsa müşteri başına 2 peni düşer. Onun her sabah 15-20 şilinlik mal satarak kendi yemeğisini çıkartması gerekir. İşine değer vermeyen ya da sinirli olan bir satıcı Devamlı bir müşteriyi kaybettiği takdirde mağazaya her yıl 10 sterlin kar bırakan bir adamı kaybetmiş demektir. Üstelik bu yaptığı işin ücretini de alır. Bu işletmenin sahibi ücret olarak verdiği para karşılığında ne aldığını anlamaya başladığı zaman adam yetiştirmenin kıymetini anlamış olur. O zaman en fazla ücret verdiği kıymetli satıcının tecrübesiz ve ilgisiz işçilerden kendisine daha aza mal olduğunu takdir eder. Bu şekilde hareket eden bir iş adamı işini ilerletmenin çaresini bulmuş demektir. Mağazada çalışanlar da masrafın ne olduğunu bilecek olurlarsa işlerine daha fazla dikkat ederler. Ellerindeki malın hiçbir surette kirlenmemesine, zarar görmemesine ve kayba uğramamasına özen gösterirler. Ayrıca bu malların iade olunma ve teslim edilme masraflarını da düşürmeye çalışırlar. Çünkü mağazanın yalnız satışını düşünmekle kalmazlar, safi karını da artırmayı hedeflerler. Zeki bir kaşif bir makine icat etse de safi kar elde ettikçe bu makine bir zil çalsa çok iyi olurdu. Böyle bir alet icat edildiği takdirde muhakkak ki onun çanı sabahları çalmazdı. Çünkü sabahleyin elde edilecek karın hepsi kiraya, ücretlere, vergilere gider. Birçok mağazada bu çan ancak akşam üzeri saat 5'te çalmaya başlar, hatta birçoğunda asla çalmaz. Birçok yardımcılar bana kalırsa her yaptıkları satışın işletmeye kar bıraktığını sanırlar halbuki onların yalnız kendi ücretlerini çıkartabilmek için saatlerce alışverişle meşgul olmaları gerekir. Sonra vergileri vermeleri için birkaç saat daha çalışmaları gerekir. Ayrıca kirayla diğer masrafları çıkartmak için de birkaç saate ihtiyaçları vardır. Bütün bunları mağazada çalışanlara bildirmek faydalı olur. Her türlü israfa engel olmak için idare amirlerine ve personele, bütün malzemenin, ışığın, elektriğin vesairenin sarf edilen para olduğunu anlatmak iyi olur. Bütün malzemelerin, malların alet edevat vesairenin halis para gibi korunması gerektiğini, ve paradan da bir farkı bulunmadığını gösterirseniz bütün personelin gözleri açılır. Kasa hesabında 2 şilin açık çıkacak olsa kıyameti koparttığınız halde iş hayatında her yarım saat başına bu parayı kaybetmeye önem vermiyorsunuz. Oysa ki her israf gösterilmeli ve 20 ile çarpılmalıdır. Çünkü bu hesap yapılan israf karşılığında ne kadar paranın borç alınabileceğini gösterir. Banka bakımından israfın manası budur. Bu görüş en doğrusudur. Bütün israf safi karı düşürür ve işletmenin borçlanabileceği paraya engel olur. Görülüyor ki bu israf meselesi hayati mahiyet taşır ve ona rağmen ihmal edilir. Bir imalatçıya yüzde ne kadarının boşa gittiğini, israf edildiğini sorun. Bilmediğini söyleyecektir ya da size bir rakam atacaktır. Mesela yüzde 6 der. Halbuki gerçek en azından yüzde 12'dir. Onun bildiği bir şey malzeme ve mesai masrafıdır. Diğer masraflardansa habersizdir. Onun için ya 10 yıl öncesine ait rakamlardan bahseder ya da hayali rakamlardan konuşur. Cambridge Üniversitesi'nin tanınmış bir profesörü şöyle demişti. İnsan M.Ö. 4004 yılında 23 Ekim'de sabahleyin saat 9'da yaratılmıştı. Profesörün sözleri gayet kesindi fakat milyonlarca yıllık yanlışı vardı. İmalatçılar da böyledir. İmalatçıların da masraflarını bilmesi için o masrafları tanımaları ve özenle araştırmış olmaları gerekir. İki çeşit para vardır. Biri çabuk yürüyen para, biri de yavaş yürüyendir. Şayet bir perakendici bir şey alır ve onu bir ay içinde satarsa parası çabuk yürüyor demektir. Şayet bir şeyi alır ve bir yılda satacak olursa parası yavaş yürüyen para sayılır. Gazete satan bir bayinin parası, bakkalın, manavın parası hızlı yürüyen paradır. Kuyumcunun, demircinin ve ev eşyaları satan bir işletmenin parası nispeten daha yavaş yürür. Olaylara ve gerçeklere en uygun masraf tespitini yapan işletmeler şüphesiz ki sigorta şirketleridir. Hatta topladıkları bu bilgiler sigorta şirketlerinin de ileride ne yapacağını tayin eder. Bir imalathanenin idare sistemi de onun masraflarını önceden anlamaya imkan vermelidir. Bunları tahminlere dayandırmak yanlıştır. Bu yanlış ortadan kaldırarak olaylara dayanan bir masraf hesabı çıkartmak gerekir. Bölüm 5. Sağlam borç oranı Bir iş adamının manasını iyice düşüneceği bir kelime kredidir. Kredi borç demektir. Borçlanmak kimsenin hoşuna gitmediği için onun yerine kredi kelimesi kullanılıyor. Bu kelimenin çekiciliği yüzünden borca sürükleniyoruz. Borçsa iflasın bilinen sebebidir. Borç hakkında okuduğum en bilgilendirici yazıda der ki: Borcun etkileri hem fizyolojik hem patolojiktir. Yani borç hem bir gıdadır, hem bir ilaçtır, hem uyarıcıdır, hem uyuşturucudur ve hem insanı hareketlendirir, hem yavaşlatır. Fertlere hem yardım eder hem yıkar, hem devlet kurar hem tepe taklak yuvarlar. Birçok kişi o kadar çok borca girer ki onların meseleleri gerçekten kafayı yoracak türdendir. Mesela adamın biri bin sterlin sermaye ile ev eşyası ticaretine başlamıştı. Bu adam kirayla eşya alıyor ve yığın yığın satış yapıyordu. İşleri yolundaymış gibi görünüyorsa da gerçekte öyle değildi. Çünkü masraf bütün kazancını süpürüyordu. Yani 5.000 sterlin borçlu, 5.000 sterlin alacaklıydı. İş yapıp yapmadığı belli değildi. Halbuki işlerini toparlayacak olsa bile elinde hiçbir şey kalmayacaktı. Birçok küçük perakendeci bir takım güçlükler karşısında olduklarını unutur ve kredi açarak büyük iş yapmak isterler. Halbuki bunlar kredi açacak durumda değillerdir. Çünkü sermayelerini bağlamaları gerekir. Bunlar çarçabuk satabilecekleri şeyleri almalı ve sermayeleri üzerinden ne kadar kar etmek mümkünse o kadar kar etmelidirler. Onun için şöyle bir kaide kabul ederiz. Hiçbir zaman gücünüzden yüksek derecede kredi açmayın. Bir perakendecinin ilk vazifesi yaptığı iş mukabilinde en fazla kazancı sağlamaktır. İkinci görevi de bir bankada bir miktar yedek akçe bulundurmaktır. Çünkü iş yapmaya en çok yardım eden şey bu yedek akçedir. Nice adamlar ipotek yaparak, borç alarak ve türlü türlü çarelerle para çekerek iş yaptığı halde sonunda hiçbir iş kurmamış gibi görünür. Çünkü iş kurmaktan fazla borç almıştır. Çok geçmeden bir alacaklının binanın dayandığı tuğlayı çekivermesiyle bütün bina yere yuvarlanır. Neticede o işle meşgul olan adam hiçbir zaman iş yapmamış olduğunu ve bütün çalışmasının boşa gittiğini görür. Bu adam gücünden fazla açılmamış, küçük ve sağlam bir iş yapmakla yetinmiş olsaydı, hiçbir alacaklının aksiyonundan etkilenmeyecekti. İş sahibi olarak kalacak ve pekala kendini idare edecekti. Bir işletme faiz vermeye başlamadan önce safi karla uğraşmalı ve bütün dikkatini onun üzerine toplamalıdır. Onun sarf edeceği yahut borç olarak alabileceği para safi karına bağlıdır. Borç dediğimiz şey ya iş kuran bir amildir ya da iş yıkan bir amil. Asıl mühim mesele bir işin getirdiği safi kârdır. Her şeyden önce onu tespit etmek gerekir. Bir iş adamı bir miktar fazla borç almak için bankaya gidebilir. Fakat onun borcu gittikçe büyümektedir. Ve kendisi bu borcu daha fazla büyümek için kullanır. Fakat banka müdürü ona şöyle söyler. Affedersiniz ama limitinizi aştınız. Onun için arzunuzu kabul edemeyeceğiz. Böyle bir durum karşısında borç isteyen adam ne olur? Bu adam kendisine borç verebilecek bir kimse bulmak için sağa sola, kuzeye güneye bakar. Çünkü bir miktar sermayeye ihtiyacı olduğuna inanmıştır. Halbuki bu inancı yanlıştır. Bu gibi inanç besleyenlerin onda dokuzunun yanıldıkları deneylerle anlaşılmıştır. Çünkü böyle bir adam kendisine borç verecek bir kimse bulsa dahi durumu yine değişmez. Bir süre sonra aynı vaziyete düşer. Yani idare etmekten aciz olduğu para ile oynamaya devam eder. Böyle bir adamın yapacağı en doğru iş işletmesine dönerek bir miktar tasfiye yapmak yani ayağını yorganına göre uzatmaktır. Böyle bir adam işini kendi boyuna göre düzenleyebilirse ne ala. O zaman sermayesinin bir kısmını nakde çevirir ve bunu süratle yaparak vaziyeti kurtarır. Bu öğüt nedense birçok kişinin hoşuna gitmiyor. Çünkü şimdiye kadar bu öğüdü kime verdiysem hoşlanmadı. Bana teşekkür de etmedi. Halbuki bu duruma düşen bir adamın daima iki şıkla karşılaştığı görülmüştür. Ya benim öğüdüme uygun hareket edersin ya da zengin ve cömert bir amcaya güvenirsin. İşi kötü giden her adamın ağzından duyulan söz şudur. Ah biraz daha sermaye bulsam. Halbuki daha fazla sermaye peşinde koşması en yanlış harekettir. Onun ihtiyacı olan randıman almaktır. Nice insan vardır ki kendisine 5000 sterlin verecek bir dost bulsa bile aradan 3 sene bile geçmeden yine aynı duruma düşer, 5000 sterline daha ihtiyacı olur. Para işi böyledir. Para yüzünden sıkıntıya düşen herkesin para istediği bellidir. Fakat para istemek ve onun peşinde koşmak meseleyi halletmez. Onun başvuracağı ilk çare malının bir kısmını nakde çevirmektir. Bunun adı da durumu kısmen tasfiye ederek kendini kurtarmaktır. Böyle bir adam borçlarını verdikten ve durumu kurtardıktan sonra yapacağı ilk iş randıman alma usulünü öğrenmektir. Böyle bir adam ya işini yoluna koymalı ya da bu görevi yapacak birini bulmalıdır. Safi kar yapmayı hedeflemiş olan bir adam sermayeyi nasıl kullanacağını ve onunla nasıl kâr edeceğini öğrenmiş olur. Onun bunu öğrenmesinden sonra eline istediği kadar sermaye vermek mümkündür. Kuzeydeki bir işletme reklam vermek için 10 bin sterlinlik borca girmişti. Reklamları gayet iyi sonuç vermiş ve borç kısa sürede silinmişti. İşletme reklam yapmaya devam etmiş fakat borç para almaya lüzum görmemişti. Derken idarenin gevşemesi yüzünden işler kötüye gitmeye başlamış ve rakip bir işletme onu alaşağı etmişti. İşletmenin düzeni köhnemişti. Müessese sahipleri bankaya başvurarak 10 bin sterlin borç istediler. Fakat banka yönetimdeki gevşekliğin ve yeni rakip tarafından kazanılan başarının farkında olduğu için borcu vermek istemedi. Reklama sarf ettiği paranın yarısını sarf etmekle yetinmeliydi. Diğer yarısıyla yeni bir düzen kurmalıydı. Yine banka tarafından önerildiğine göre reklam için harcalan paralar da sağlam bir tarzda sarf edilmiyordu. Bu da bankanın randımana ve ileri zihniyetli ve idareli olmaya en büyük önemi verdiğini gösterir. Bir adamın bana şöyle bir mektup yazdığını farz edelim. Babamdan bin sterlin miras kaldı, amcalarımdan biri de bana iki bin sterlin borç veriyor, ne yapayım? Vereceğim cevap gayet açıktır. Çok iyi bir amcanız var ki iki bin sterlini sizin için feda ediyor. Bu mektubun sahibi eline geçen bin sterlini kazanmamış ya da biriktirmemiş, belki babadan kalma miras olarak ele geçirmişti. Bu adam 3000 sterlinlik sermayesiyle işe girmek istiyor. Fakat sermayenin üçte ikisi borçtur. Sermayesinin üçte ikisi borç olan bir işletme yürüyemez. Onun için şayet iş adamı ve para sahibi zat işin idaresini de üzerine alacaksa o zaman mesele yoktur. Bu işe girmek mümkündür derim. Yoksa bu işe girmek kesinlikle manasızdır. Genel kaide olarak şunu söyleyebilirim. Bir insan sermayesinden fazla borca girdi mi bu borç tehlike sinyalleri çalar. Bir iş sermayesinin eşi olan borcu da sermayenin üçte ikisi olan borcu da veremez. Olsa olsa sermayenin yarısı olan bir borcun üstesinden gelebilir. Bazı işlerin kar imkanı çok geniş olduğu için bazı istisnalar mümkündür. Mesela Andrew Carnegie borç almak konusunda çok ileri giderdi. Fakat elde ettiği safi kar %20 ile %40 arasındaydı. Onun için istediği kadar borç alabilirdi. Fakat şunu söyleyebiliriz, güvenli bir borcu iki unsur tayin eder. Borcu alan kişinin iş kabiliyeti ve işin temin ettiği safi kazanç. İş dünyasında şahsiyet sahibi olan her insan kendi kendine şöyle desin. Hiç kimse benim yüzümden zarar görmeyecektir. Gerçi bunu tamamıyla uygulamak pek mümkün değildir ama onu kafamızın içine yerleştirmek ve ideal saymak gerekir. Başkalarına ait riskleri göze almak için sigorta işiyle uğraşmak gerekir. Çünkü bu yolda daha çok ileri gitmek mümkündür. Eğer bir adamın para kazanması için kendisine yardım ederseniz onu kendinize bağlamış olursunuz. Fakat ona kaybettirecek olursanız bağlantıyı çözmüş ve müşteri sıfatıyla onu kaybetmiş olursunuz. Birçok borçlu aldıkları 3-5 ihtara cevap vermemekle hata ederler. Bunların hepsi de borçlarını ödemek niyetindedir fakat bu borcu hemen ödeyecek durumda değillerdir. İlk aldıkları ihtara cevap vererek ihtara aldıklarını ve belli bir tarihte borçlarını ödeyeceklerini bildirirlerse şerefçe isabet ederler. Çünkü aldığı ihtara cevap vermeyen bir kimse itibarını fena halde bozar ve kendisine ait dosyanın avukata gitmesine sebep olur. Bu da isminin kara listeye girmesine yol açar. Şayet bir borçlunun derhal borcunu ödemek için parası yoksa aklını ve nezaketini kullanmakta kusur etmemelidir. Çünkü ilk ihtara cevap vererek durumunu anlatmakla anlayışlı bir gözle tetkik edilmeyi hak eder. Bir borçlu avukatın ya da icranın tebligatıyla karşılaştığı zaman hayret eder. Halbuki buna engel olmak onun elindeydi. Engel olmadığı için hem borcunu vermeye hem de masrafı ödemeye mecburdur. İnanılmayacak bir takım mazeretler ileri sürmek ve bir takım bahanelere sığınmak, sonu gelmeyen sözler vermek faydasızdır. Az da olsa borçtan bir ödemede bulunmak en kalabalık mazeretten daha hatırlıdır. Mesela borcunuz 40 sterlin ise hiç olmazsa 4 sterlin göndermek zorundasınız. Borcu 3 ay içinde ödeyebilecekseniz bunu bildirin ve alacaklı işletmenin şerefli bir adamla iş gördüğünü hissettirin. Kısacası neye mal olursa olsun itibarınızı korumaya bakın. Parayı kullanmaya başlayan bir insanın ilk yapacağı şey ancak alabileceği malı almaktır. Onun almak istediği ve parasını vermeye gücü yetebileceği şeyler ufak tefek şeylerdir. Şayet bu genç masraflarını kısmayı öğrenmeyecek olursa, kazancı ne olursa olsun mutlaka sıkıntıya girer. Meşhur Amerikalı spekülatör Durant, dört büyük servet yapmış ve dördünü de kaybetmişti. 76 yaşına geldiği zaman beş parasızdı. Gerçi hayatı boyunca milyonlar kazanmıştı fakat daima kazandığından fazlasını harcamıştı küçük bir hamle ile her türlü iflası önlemek mümkündür. Parasını ödeyemeyeceğin bir şeyi sakın alma. Bu kuralı paraya, mala, borç almaya ve her şeye uygulayabilirsiniz. Bütün iflaslar borç yüzündendir. İflas bir taahhüde girmek ve o taahhüdün altından kalkamamaktır. Şayet herkes alabileceği şeyi almış olsaydı, bütün para sorunları ortadan kalkardı. Bir insan bütün ihtiyaçlarını kontrol altında bulundurmalı ve ona göre hareket etmelidir. Para biriktirmek 8 yaşına gelmiş her çocuğa öğretilmelidir. Onun kendine ait bir kumbarası olmalı ve çocuk tatil günlerinde daha fazla para harcamalıdır. Doğum günlerinde kardeşlerine hediyeler almak için de para biriktirmelidir. Özellikle genç adamların kafasında şu gerçek bulunmalıdır. Bir insan bahar mevsiminde ekin biçemez. Bahar mevsiminde toprak sürülür ve ekin ekilir. Sonbaharda da ürün alınır. Hayata yalnızca sarf edici olarak giren, borçlu olmak pahasına canının her istediğini alan kişiler hayatının sonbaharında biçebileceği hiçbir şey bulamaz. Bölüm 6. Kar sağlayan adam Herhangi bir işte daha fazla kar sağlamak için kar getirmeyi bilen bir kafa sahibi olmak lazım. Her iş adamı bu kafaya sahip olduğunu sanır fakat bu sanış doğru değildir. İnsanların çoğu vakitlerinin büyük bir kısmını kardan başka şeyler düşünerek geçirir. Bunların çoğu rutin kafalı kimselerdir. Bütün ilgileri gündelik işler üzerinedir. Onun için yıllarca kar düşünmekten uzak kalırlar. Bunların siyasetini bir siyaset saymak mümkünse böylece ifade edilir ki kar getirsin getirmesin iş iştir her beş iş adamı içinde ikisi muhakkak böyledir. Birçok kişiye göre iş demek hacim demektir, sürüm demektir. Bunlar sürümü iş sanırlar. Hatta bana sürüm temin edin, kar kendiliğinden gelir derler. Bunlar sürümü artırmak için de reklam yaparlar, bir sürü para harcarlar. Hedefleri çok önemsiz bir şey için ne kadar mümkünse o kadar para sarf etmektir. Fakat bu adamlardan birisi iflas etti mi hiçbir müşterisi onu kalkındırmak için el uzatmaz. Diğer kişilerin kafasını fiyat işgal eder. Bunların bütün derdi rakiplerin elinden iş almaktır. Bunlar bir malı 5 kuruşa alır, altı kuruşa satarlar, kendilerini kazanmış sayarlar. Daha başka kimselerin kafasını üretim derdi kaplar. Bunların satış işleri önemsiz ve randımansızdır. Başındaki kişiler ya mühendis ya kimyagerdir onun için malı satmak ve reklam vermeye ya da satıcılık sanatına hiç değer vermezler. Çıkarttıkları mallar kalite bakımından yüksektir fakat sürümü yoktur. Oysa kar gayesiyle hareket eden adam başkadır. Bu adam rutin işini ihmal etmez fakat küçük işleri küçük adamlara bırakır. Sürümün değerini inkar etmez fakat kar getirmeyen satışa da hiç yüz vermez. Mümkün olduğunca fiyatları indirir fakat karı kısarak değil masrafları azaltarak. Ürettiği veya imal ettiği şeye dikkat ettiği kadar bunların satışına da özen gösterir. İş başında olan insan net kar meselesini daima aklında tutar. Hiçbir zaman işini karanlık ellere idare ettirmez. Aksine işini aydınlığa boğar. İsrafları ve zararları görür, her fırsatı yakalar. Yüzlerce iş adamıyla görüştüm ve onlara şu soruları sordum. Yaptığınız iş yüzde kaç oranında fire veriyor? Hangi mallar üzerinden zarar ediyorsunuz? Binanızın içinde kullanmadığınız alanlar neresidir? En çok çalışan makinelerinizin çalışma saatleri kaçtır? Fiyatları düşürmek yüzünden geçen sene ne kadar kayıp yaşadınız? Geçen sene krediyle satış yapan müşterilerden kaçını kaybettiniz? Hangi ilan tarzı işinize daha çok yaradı? Makinalarınızdan ne kadarı kullanılamaz hale geldi? Donatımınızın en zayıf noktası nedir? Görüyorsunuz ki bu işlerin her biri önemlidir. Bu sorulardan her birinin cevabını bilmek işletmeye kar temin etmek için son derece önemlidir. Halbuki masa başında çalışan iş adamları yıllarca ve yıllarca rutin işler için bunaldılar bir defa da başlarını kaldırıp aramak ve bulmak için uğraşmadılar. Mesela Afrika vahşileri 50 bin senedir altın ve elmas madenleri üzerindeki çamurdan kulübelerde yaşadılar. Bunların da potansiyel servetleri vardı fakat bu servet onlara hiçbir fayda getirmedi. Potansiyel kelimesinin manası şudur, becerikli adamlar kalkar da çalışırsa servet sahibi olurlar. Potansiyel kelimesi bir fırsat demektir. Mesela 1 milyon sterlinlik potansiyel bir servet varsa, hiç kimse onun hesabına 5 şilin bile vermez. Vermesi için becerikli birinin kalkıp çalışması ve o serveti meydana çıkarması gerekir. Şayet bu kelimeye bir değer vermek gerekirse, onu bir iştah açıcı ilaç gibi düşünebiliriz. İş dünyasında spekülasyonun da yeri vardır. Fakat bir spekülatörle bir iş adamı arasında geniş bir fark bulunur. Birçok romancılarda, piyesçiler bu hakikatı bilmezler. Bir iş adamı parasını kazanır. Bir spekülatörse böyle değildir. Bir iş adamı aldığı para karşılığında mal veya hizmet arz eder. Spekülatörse fırsattan şanstan istifade eder, ya kazanır ya da kaybeder. Spekülatör kazançla yetinmez, kazandığı zaman büyük olsun ister. Bunu da şirketlerin hisse senetlerini alıp satmakla sağlar. Spekülatör yönetim işinde çok nadir başarılı olur. Çünkü idare işine ait bin bir tane pratiği bilmez ve kendini riske atmaktan haz duyar. Onun için önce sağlamlık ve güvenin manası yoktur. İş kurmanın tekniği onu asla ilgilendirmez. Spekülatör başka, iş adamı başka karakterdedir. Her işte bir spekülasyon unsuru vardır. Fakat işini bilen bir iş adamı bilgisiyle ve hüneriyle bu unsuru ortadan kaldırır. Bir insanın bilgisi ne kadar çok olursa, onun tahminine güvenmesine ve talih oyununa atılmasına o derece meydan kalmaz. Araştırıcı ve uzak görüşlü olmak birçok risklerden kurtulmayı sağlar. Daima hatırda tutulması gereken bir nokta da en başarılı şirketlerin kazançlarını kontrol ettiğidir. Kazanç sağlamaya yardım eden en büyük faaliyetler şu şekildedir. 1. Kazançlı satışlar sağlamak. 2. Yeterince üretim yapmak. 3. Ücretleri artırarak üretimi de artırmak. 4. Fabrikanın moloz, tortu vesairesini kullanmak. 5. İnsan mekanizmasını dizginlemek. 6. İdareyi kazanç getirecek bir düzende oluşturmak. Para hiçbir zaman uslu durmaz, daima hareket halindedir, gider gelir. Bu bakımdan paranın bir hafta içinde nasıl hareket ettiğini anlamak için haftalık raporlar almak gerekir. Bu sayede ceyranları anlamak son derece faydalıdır. Bu kontrol her sızıntıyı, her israfı, her masrafı, kar getirmeyen idareleri yakından kontrol etmek demektir. Paranın akışını daima göz önünde tutmalıdır. İmalat işlerinde para kazanmanın en iyi yolu makinelerin çalışma süresini artırmaktır. Makinelerini yarı çalıştıran bir fabrika önemli bir para kazanamaz çünkü masrafı çok olur. Amerika'da kahvaltı gıdaları yapan Kellogg's şirketi fabrikalarını 24 saat çalıştırmakta ve işçilerini 6 saat tutmaktadır. Bu fabrika işçilerine yüksek ücret verir, satışları ve safi karını yükseltmekte başarılı olmuştur. Fabrika yüzlerce yeni işçi almış ve işlerini durmadan artırmıştır. Bu deney, makinelerini 24 saat çalıştırmadaki mucizeyi ispat etmiştir. İmalat dünyasında fazla para kazanmanın başka çaresi de yoktur. Dünyada her işin bir ölçüsü vardır. Bu ölçünün adı da hesap dengesidir. Ancak yüksek randımanlı işletmeler her ay ne yaptıklarını bilirler. Bu hareket tarzı son derece büyük fayda sağlar. Fakat işletmelerin çoğu durumu ancak sene sonunda anlarlar ve o zaman iş işten geçmiş olur. Pek çok yerde işin başında bulunanlar daima iyi ayları hatırlamak ve kötü olanları unutmak isterler. Gerçek duruma karşı avunmayı tercih ederler. Bunlar israftan, sızıntıdan, çalınanlardan, kısacası dengeyi bozan her şeyden uyuyarak kaçarlar. Birçok iş müdürleri Hoşa gitmeyen olaylara göz yumarlar ancak hesapla karşılaştıkları zaman bunlara dikkat ederler. Hesap sonucu yapıldığında asıl önemli olan net kardır. Çünkü işletmenin yaşayıp yaşamadığını belirten mesele odur. Belki her işletmeyi yükselten veya düşüren de odur. Hesap neticesine bakarak her işin nasıl yapıldığını anlamak mümkündür. Onun yardımıyla makinelerin köhneleşip köhneleşmediğini İşlerin gecikip gecikmediğini, idarenin gevşeyip gevşemediğini anlamak mümkündür. Onun sayesinde verimliliği artırmak ve işleri geliştirmek de mümkündür. Son zamanlarda muhasebecilere eskisinden daha fazla önem verilmelidir. Çünkü rakamlar onların elindedir. Bu rakamların verdiği aydınlığı yayarak gerçeği açıklamak daima eldedir. Demek ki muhasebecilerin yalnız hesap tutmakla kalmayarak gözlerini açmaları ve fırsatları yakalamaları gerekir. Bana öyle geliyor ki önümüzdeki yıllarda muhasebeciler verimlilik uzmanı olarak belirecekler ve bu şekilde kendilerini yetiştirenler çok yüksek ücretlerle iş bulacaklardır. Bölüm 7: Cesaret ve İşbirliği. Birçok iş sahibinin muhtaç olduğu şey azıcık sinirdir. Çünkü birçokları onun yokluğu yüzünden harekete geçmek gerektiği zamanlarda karar veremez ve bu yüzden birçok fırsatı kaçırırlar. Mr. Sunshine romanlarından birinde bir adamı tasvir ederken şöyle der. Alan başarılı olan insanları başarısız olanlardan ayıran tek farkı taşıyordu. Bir anda kararını verir, işi bozmaya imkan vermeyen bir süratle harekete geçerdi. Birçok kimse sabretmek ve işi ikinci bir defa düşünmek eğilimindedir. Fakat bu ikinci düşünceler kah iyi olur kah kötü. Her şeyi ikinci bir defa düşünmek zorunda kalan kişi ancak arkadan gelebilir. Ön safı bir hamlede düşünüp kararını verenler işte onlar alır. Sürat çok büyük bir meziyettir. Birinci adam istakozu yer, ikincisine kabukları kalır. Gayret sahibi adam yanılabilir fakat yavaş ve ürkek adamlar gibi fırsatları kaçırmaz. Bir insanın yaptığından daha fazla yapmaya gayret etmesi sık sık rastlanan bir şey değildir. Fakat bir adam satışlarını %10 artırmak isterse onun kazancını %20 artırmasına imkan yoktur. Bazen imkansız gibi görünen şeyleri yapmaya gayret etmek en akıllıca hareket olur. Otomobil sanayinde araştırıcılığıyla tanınmış olan Mr. Kettering bir defa şöyle demişti. İnsan yeter derecede cesaretle düşünemiyor. Kendisinden bir defa otomobilleri daha kısa sürede boyaması istenmişti. O zaman bir arabanın boyanması 30 saate yakındı. Kettering bu teklife karşı bakalım bir arabayı bir saatte boyayabilir miyiz dedi. Onun bu düşüncesi manasız bir tatmin sayılmıştı. Fakat Kettering derhal kuruyan bir nevi emaye bulmuştu. Bu emaye arabaya serpiliyor ve bir araba iki saat geçmeden boyanmış oluyordu. Kettering bir arabayı şimdiki halde 30 saatte boyayabiliyoruz. Bu süreyi 29'a indirmeye çalışırız demiş olsaydı bu hayret verici başarıya imkan olmazdı. Aziz Sen Bernard, cehennem güzel dileklerle ve arzularla doludur demişti. İş dünyası da böyledir. Bir iş adamının sık sık şöyle dediğini duyarsınız. Mağazama yeni bir vitrin yaptırmayı düşünüyorum. Mağazamın stoklarını kontrol altına almayı hedefliyorum. Mağazamda çalışanları yetiştirmeye önem versem iyi olacak. Bunlar kuru bir yaz mevsiminde gökyüzünde görülen beyaz bulutlar gibi insanın kafasının içinde dolaşan sisli arzulardır. Fakat beyaz bulutların yeşil tarlalara hiçbir faydası dokunmaz. Ekinlerin olgunlaşması, çayırların boylanması için kara bulutlardan yağmurların yağması gerek. Bir arzu ne kadar güzel olursa olsun, gerçekleşmeye çalışılmadıkça hiçbir şey ifade etmez. Güzel arzuların haz verdiğine, zevk verdiğine şüphe yoktur fakat bunların hiçbir değeri yoktur. Güzel bir arzuya değer vermek, oturup onun için çalışmak ve onu bir vaka haline getirmek demektir. İş hayatının da fırtınaları vardır ve kendilerine göre fırsat sunarlar. Bunları değerlendirmeyi bilenler bu fırtınadan karlı çıkar. İş hayatında kafayı denk tutmak ve isabetli kararlar vermek için şu gerçeği anlamak gerekir: Hiçbir refah devri ya da kriz devri ilelebet devam etmez. Bu gerçeği Amerika iş adamlarına öğretmek istedimse de buna imkan bulamadım. Çünkü Amerikalılar refah devri başladı mı artık bundan sonra bir buhran olmayacağını zannederler. Nasıl ki bir buhran baş gösterdiğinde artık onun son bulmayacağına inandıkları gibi. Refah devrinde asıl mesele almak değil satmaktır. Her şey pahalıdır. Onun için hisse senetlerinin ve her malın fiyatı yüksektir. Bu sırada para toplamalı yani satış faaliyetlerini hızlandırmalıdır. Bu devir iş adamlarının hazat devridir. Onun için şiarları satışı hızlandırmak olmalıdır. Almak için en uygun zaman kesat devridir. O sırada her şeyin fiyatı düşer. 20 şilinlik bir mal 15 şiline verilir. Fakat refah devrinde masrafı artırmak değil kısmak lazımdır. Fiyatları tutmak ve mümkün olan her piyasaya mal sürmek gerekir. Bu sıra büyük bir safi kar yapma sırasıdır. Gelecek yılları düşünerek hızlanmak gerekir. Kısa görüşlü kimseler bu nasihattan hoşlanmaz fakat bu nasihat çok değerlidir. Size gerçeği olduğu gibi söylediğime inanabilirsiniz. Para kazanma işinde bir adamın mizacı kendisine ya yardım eder ya da zarar getirir. Bir kere bir insan herkesle iyi geçinmenin çaresini bulmalıdır. Şayet böyle yapmazsa herkesle çatışır. Gerginliğe sebep olacak hadiseler yaratırsa onunla fazla ilerlemesi mümkün olmaz. Hatta kendisi bir iş kurmaya kalkarsa bunun temeli çürük olur. Nice donanımlı adamlar vardır ki sosyal meziyetlerden mahrum oldukları için geride kalırlar. Bunların bütün düşünceleri kendi şahısları üzerinedir. Başka kimsenin hissiyatını dikkate almazlar. Belki bunların dilleri de yaralayıcıdır ve nükteleri, şakaları da insanları üzer. Bunlar belki her şeyi ben bilirim iddiasındadırlar ve başkalarının bilgilerini de hor görürler. Belki hiddetlerini zapt eden, sabırsız olan ve ufak bir şey yüzünden başkasının kalbini kıran kimselerdir. İşte bu tür kusurları hafife almak doğru değildir. Çünkü bu çeşit kusurlar binlerce kişiyi iş dünyasında başarılı olmaktan alıkoymuştur. Sık sık söylenen bir söz bir insanın kendi nefsine yardım etmesi sayesinde başarılı olduğudur. Bu bir adliye kadar doğrudur fakat bunu da çok ileri götürmemek gerekir. Çünkü insan bu yüzden huysuz, sevimsiz ve herkese düşman kesilir. İnsan başkalarının yardımını da kendi gayretlerine katmalıdır. Dünyada çeşit çeşit insan vardır ve bunların işe yarayanlarından faydalanmak gerekir. Hiç kimse arkadaşlarını hor görmemeli, onları tanımamazlıktan gelmemeli, onlardan korkmamalıdır. Bazı insanların kafaları yanlışı gösteren bir ayna gibidir. Onların kafasına akseden her sima karma karışık bir mahiyet alır. Mesela aşağılık bir adam için bütün dünya aşağılıktır. Hilekar bir kimse için dünya hileyle doludur. Ürkek bir insan için her tarafta tehlike vardır. Velasıl herkes dünyayı kendi tabiatının camından seyreder. Bir adam "Bizim ticaretimiz rüşvetle ve daha başka kötülüklerle doludur." dediği zaman ona inanmamak daha iyi olur. İhtimal ki bu adam durumun yalnız kötü tarafını görüyor. Her insanın bir fiyatı vardır dendiği zaman kendi şahsı hakkında bir şey söylememişti ama para kazanmak isteyen bir insan çapulculuk edecek değildir. Çünkü bu adam alır ve verir. Dünyaya dürüst bakmanın çaresi şu iki esasa saygı göstermektir. 1. Size yardım edecek insanlar ve fikirler bulun. 2. Başkalarına yardım için ne yapacağınızı bilin. İnsanın kendi nefsine yardım etmesinin asıl manası da budur. Şayet biz bu dünyaya derin bir alakayla, güvenle ve dostça bir görüşle bakacak olursak daima türlü türlü yeni fikirlerle karşılaşırız. Çok uygun insanlarla düşer kalkarız. Fakat bir adam kavga etmek için ortaya atılacak olursa herhalde kendisiyle tutuşacak birisini bulur. Fakat kendisiyle yardımlaşacak birisini arayan da aradığını bulmakta gecikmeyecektir. Şahinler ceset ararlar ve aradıklarını bulurlar. Cırcır cır kuşları da bal ararlar, onlar da onu bulurlar. Herhangi bir adam işini düzeltmek isteyişinde ciddi ise, kendisine öğretilen bir şeyi öğrenmek yeteneğindeyse, dilediği kadar bilgi bulur, dilediği kadar yardımcısı da olur. Özetle her yardımdan faydalanmak dirayet ve basiret meselesidir. Bölüm 8 Randımanlı çalışmaya karşı durumunuz bir adamın kafaca ne çapta olduğunu söylemek için onun verimli çalışma hakkındaki durumuna bakmak gerekir. Verimli çalışma kafaların işlemesini gerektirir. Bir insan genel bir zeka sahibi değilse verimli çalışmaktan hoşlanmaz. Kendilerini yüksek kültürlü sanan kişiler ve işsizler arasında yer alan tembeller randımanlı çalışmayla alay ederler. İkisinin de bundan hoşlanmamasının sebebi İhtisas bilgisiyle fikir istemesidir. Tabidir ki hiç kimse bilgisizlik ve beceriksizliğini açığa vuracak bir şeyi sevmez. Birçok skolastik kafalı kimseler randımanlı çalışmayı pek bayağı bir şey sayarlar. Hatta eziyet kabul ederler. Oysa randımanlı çalışmanın anlamı iş hayatının meselelerine fikir aydınlığı getirmek Masrafları kısacak, hizmet imkanlarını artıracak, satış vasıtalarını hızlandıracak çareler bulmak demektir. Bir adamın kafasında aydınlık yoksa, kafasının içi kullanılmamış bir sürü könelikle doluysa, randıman kelimesinin onun için hiçbir anlamı olmayacaktır. Bacakları kesik bir adama dans etmekten bahsetmekle aynı şeydir. Kısacası, bir adamın randımanlı çalışmaya karşı tutumu onun nasıl bir kafada olduğunu gösterir. Yaratıcı bir kafa sahibi ise verimli çalışmayı dünyanın en ilgi çekici, en faydalı konusu sayar. Verimli çalışmanın en doğru tarifi şudur: Daha yüksek bir sonuç almak ve bunu da herhangi bir iş veya meseleye ilmi usulü uygulamakla elde etmek. Yoksa daha fazla güç harcamak değildir. Belki aynı neticeyi daha az güç harcayarak elde etmektir. Onun manası yalnız sistem de değildir. Çünkü sistem gayet mükemmel olduğu halde randıman çok düşük olabilir. Devlet dairelerinde olduğu gibi. Sonra verimli çalışmaktan gaye para kısmak, insanları köle gibi sürüklemek ya da idareyi şiddetlendirmek de değildir. Randımanlı çalışmada hiçbir ağır, sert ya da cimrilik ifade eden bir şey yoktur. İnsanların çoğu alışkanlıklarının esiridirler. Otomatik olarak az veya çok çalışırlar. Bunlar gelişi güzel bir sürü bilgiler ve bilgisizlikler edinmiştir. Bunlara tecrübe derler. Bunlar hiçbir zaman yaptıkları işi ciddi bir şekilde incelememişlerdir. Yetkili kişilerden o işe ait bilgi edinmemişlerdir. Bu yüzden gerek tarlada gerek iş sanayinde yapılan işlerin çoğu hünere dayanmaz. Dayanmadığı için de alınan sonuçların yüzdesi zayıftır. Bilim adamları bir işi gereğince yapmanın çarelerini araştırmış ve bulmuştur. Bunlar bu çareleri araştırdıkları zaman alışkanlıklara, geleneklere ve eski düşüncelere değer vermişler ve olayları toplamışlardır. Bunlar her şeyi öğrenmek istemişler, gerçeği araştırmışlar ve sonunda ilmi yaratmışlardır. İlmi usulde bir iş ne kadar küçük olursa olsun onun içinde bir parça yetenek vardır. Randımanlı çalışmanın bize öğrettiği en önemli nokta tecrübeler yapmak ve başkalarının tecrübelerinden de yararlanmaktır. Onun bize öğrettiği bir hakikat ihtisas bilgisi kadar kar getiren bir şey bulunmadığıdır. Bu sayede yeni fikirler, yeni metotlar öğrenir, iş ve ticaret konuları hakkında yazılan eserleri okuruz. Bu sayede insanları da tetkik ederiz. Müşterilerimize, işçilerimize ulaşırız. İdare sanatı, satış ve ilancılık sanatlarını da öğreniriz. Çalışmakla teşkilatlandırmak arasındaki çok büyük farkı anlarız. Zaten on binlerce kişi randımanlı çalışınca fikirlerini ve usulünü öğrenerek imalatçılıkta, toptancılıkta, perakendecilikte, çiftçilikte başarılı olmuşlardır. Daha iyi servis yaparak daha fazla para kazanmak, şerefli ve esenlikle kazanç sağlamak bizim için bir idealdir. Görülüyor ki verimli çalışmak dünyanın en çok ilgi çeken ve en çok gelir getirici konusudur. Hayatta başarılı ve mutlu yaşamanın en mükemmel yolu budur. Engin denizlerde hareket eden bir gemi karadaki herhangi bir işletmeden daha randımanlı idare olunur. Sebebi nedir? Çünkü geminin yetkili bütün memurları görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için yetiştirilmiştir. Gemicilik yapan işletmeler amatörlerle asla ilgilenmezler. Gemiye hakim olan bir kaptan, gemiyi inşa edenler kadar teknik bilgiye ve faydalı tecrübeye sahiptir. Zengin bir adamın okyanus seferleri yapan bir gemi aldığını ve onu karadaki işletme gibi idare ettiğini farz edelim. Mesela onun ben bizzat kaptanlık edeceğim, gerçek tahsilim de tecrübem de yok ama aklım yerinde, bana yeterlidir dediğini kabul edelim. Fakat o zaman geminin limandan hareket etmesine asla izin verilmez. Hatta sigorta dahi yapılmaz. Hiçbir kimse onun idaresi altında çalışmaz. Hatta mürettebat dahi onun emirlerini dinlemez. Yine de bu adamın memurlar ve mürettebat bulduğunu, limandan da kaçmayı başardığını farz edelim. Başka bir limana uğramak istediği zaman bir kılavuz kaptan gelir, geminin güvertesine çıkar ve geminin sahibiyle konuşur. Gemi sahibi de ona şöyle der. Benim bir kılavuz kaptana ihtiyacım yok. Hiçbir yabancıyı da geminin içine almak istemiyorum. Pilotun çıkıp gittiğini farz edersek, onun gitmesini izleyecek olay ya geminin kayalara çarpmasıdır ya da resmi makamların gelerek onu adalete teslim etmesidir. Çünkü karada bilgisizlik suç olmayabilir ama denizde muhakkak ki büyük suçtur. Benim bildiğim kadarıyla şimdiye kadar hiç böyle bir olay olmamıştır. Çünkü geminin idaresinde böyle bir tecrübeye imkan verilmiyor. Fakat bu gibi hatalar iş dünyasında sık sık meydana gelir. Çünkü bir adamın layık olmadığı, bilgi ve yetenek sahibi olmadığı halde iş başına getirildiği çoktur. Bütün denizlerin fırtınaları vardır, sonra kayaları vardır. Bu tehlikeler deniz işlerinin en yüksek derecede randımanlı olmasının temelini gerçekleştirir. Karada da türlü türlü tehlikeler vardır fakat aynı derecede sansasyonel değildir. Bir iflas, bir geminin kazaya uğraması kadar önemli olabilir fakat kafa üzerinde aynı etkiyi yapmaz. Bu yüzden birçok kimse ihtisas ve bilgi sahibi olmadan kara tehlikelerini önleyebileceğini zanneder ya da başkalarından yardım görmeden bu tehlikelerin altından kalkabileceğini sanabilir. Bugün deniz karadan daha önemlidir. Hüner, randıman ve ihtisas bilgisi bu sonucu sağlamıştır. Onun için iflaslar deniz kazalarından daha fazladır. Bazı büyük işletmeler vardır ki yıllık net karları 1 milyon sterlinden fazladır. Üstelik hisse başına %40 temettü verirler. Yüzlerce başka işletmede hiçbir şey vermedikleri halde sermayelerinden bir kısmını da kaybederler bazı işletmeleri diğerlerinden bu kadar üstün kılan şey nedir? Cevap, randımanlı çalışmaktır. Randımanlı çalışmayı bilen bir adama 100 bin lira verecek olursanız size bilinmeyen bir adama vereceğiniz 1 milyon liradan daha fazla gelir sağlar. Herhangi bir mağazada en iyi çalışan daire ile hiç çalışmayan arasındaki farka bakın. Herhangi bir caddede en iyi mağazayla en kötü mağazaya dikkat edin. Sonra yüzlerce satıcının en iyisiyle en kötüsünü bir kıyaslayın. Randımanlı çalışmanın anlamı her işin ilerisinde olanlardan öğrenilecek şeyi öğrenmektir. Hedef, kazanan kişilerin kar etmelerindeki sebebi tanımak ve bunu anlamaktır. Randımanlı çalışmayı dünyanın en kıymetli bilgisi yapan da budur. Galiba şu sözü söyleyen Aristo'ydu. Flüt çalan insan ya iyi bir flütçü ya da kötü bir flütçü olur. Babam da flüt çalardı. Çaldı çaldı, 60 sene flütü çalmakta ısrar etti. Fakat ömrünce flütü iyi çalamadı. Ancak birkaç basit nameyi becerdi. Flüt hakkında bu ne kadar doğruysa her iş içinde doğrudur. Öyle adamlar vardır ki aynı işle uğraşarak bir ömür harcadıkları halde onu yapılması gerektiği gibi bir türlü yapamazlar. Hakikat şudur ki Birçok kimse bir dereceye kadar hüner kazandıktan sonra bir şey öğrenmeyi ihmal eder ve ömürlerince kötü flüt çalarlar. İkinci kısım, parayı kullanmak. Bölüm 1. Sermaye sistemini takdir gerek. Sermayeden ne diye uzun uzadıya bahsediyorsunuz? Sermaye peteğin balı değil midir? Sonra sermaye milletin yararlanması için kullanılmıyor mu? Acaba işçiler sermayedarların sermayelerine hakim olmadıklarını ne zaman anlayacaklar? Ne zaman sermayenin gerçekte bir emanet olduğunu kabul edeceğiz? Unutulmaması gereken nokta, sermayenin petek içinde bal olduğudur. Baldan bütün arılar istifade eder, sermayeden de bütün millet faydalanır. Bir çiftçi buğday eker, buğdayını topladığı zaman bunun bir kısmını yer, bir kısmını satar, bir kısmını da tohumluk olarak ayırır. Buğdayın bir kısmı ölür, bir kısmı yaşar. Şayet hükümet çiftçinin elinden fazla buğday alacak olursa o zaman da tohumluk azalır. Paranın başından geçen de buğdayın başından geçenle aynıdır. Paramızın çoğunu harcarız fakat bir kısmı sermaye olmak üzere saklanır. Sermaye olarak saklanan para ekilir ve para ekilerek kazanç elde edilir. Parayı sarf ettiğimiz ya da vergi olarak verdiğimiz zaman para ölür. Fakat sermaye olarak yatırdığımız para kabarır. Yığılan para ölü paradır. Çünkü hiç kimseye faydası yoktur. İngiltere'de yığılan ve gizlenen bir para yoktur. Çünkü herkes bankalara güvenir. Dünyanın en büyük 3 bankası İngiltere'dedir. Bunların ilki Midland'dır. Barclay ikincisidir. Lloyd üçüncüsüdür. Dünyanın en büyük 8 bankasından 5'i İngiltere'dedir. Bu da İngiltere'nin para işlerinde en önde gitmesinin sebebidir. Ticari bankaların iş hayatı için belirli ve sabit bir sermaye vermesi, böylece işsizlere iş sağlaması gereği anlatılıyor. Buna verilecek tek cevap şudur. Yanlış. Bir ticaret bankasının görevi istendikçe ödenmek üzere para kabul etmek ve sağlam alıcılara işleyen sermaye vermektir. Bir bankayı belirli ve sabit bir sermayeyi vermeye mecbur etmek, onun bankalığını yok etmektir. Bankalara atıp tutanlar bunun farkında değiller. Ücretle çalışan bir işçi ile bir sermayedar arasındaki fark, ücretle çalışan işçinin parasını hemen istemesidir. Bir işçi hiçbir riski göze almaz halbuki bir sermayedar bir netice almak için bekler, hatta sene sonuna kadar bekler. Zaman zaman senelerce bekler ve parasını kaybetmeyi de göze alır. Akıllı bir kapitalist işinden çok az para çeker. Yani kazancını işin içinde bırakır. Bu sayede onun işi hızlanır. Fakat sermayedarın birçoğu aylıkla çalışıyormuş gibi bir ücret alır ve mümkün olan her parayı şirketin içinde bırakır. Mesela 20 sene boyunca kendini işine kurban eder. Fakat para işlerini de idarede hünerli olmadığı için bir de başarısızlığa uğrar. Böyle bir adam 20 sene çalıştığı halde ücret alamayan bir kimseden farksızdır. Onun ücret karşılığında çalışan işçileri, vergi memurları, dükkan sahibi ve alışveriş ettiği kimselerin hepsi de paralarını peşin alırlar. Fakat kendisi nefsi için kesesine en sonra el atan kişidir. Her şeyi verdikten sonra kesede kalan para da onun değildir. Çünkü bu para iş için gereklidir ve o onun yalnız bir kısmını alabilir. Sermayedar dediğimiz adamın hissesine düşen pay budur. Dünyanın hiçbir hükümeti borçluların ve mükelleflerin menfaatlerini tanımaz. Halbuki bütün ticaret aleminin bel kemiği bu adamlardır. Bu yüzden hükümet kapısından para alanlar refah ve güven içinde yaşarlar. Fakat borçlularla mükelleflerin rahat yüzü gördükleri yoktur. Bütün hükümet teşekkülünün iki temeli mükellefle hisse sahibidir. Bunların ikisi de yüksek vergiler nedeniyle harap olmaktadır. Bir millet mükelleflerle hisse sahipleri olmadığı takdirde yıkılmaya mahkumdur. Onların ortadan kalkmasıyla millet bir çiftçiler sürüsünden ibaret olur. Nasıl ki Sovyet Rusya bu yüzden fakirliğe ve sefalete uğramıştır, bununla beraber hisse sahipleri organize edilmemiş bir haldedir. Bunların resmi sözcüsü yoktur. Kısacası bunlar yükü taşımakta fakat keyfi başkaları çıkartmaktadır. Halk kitlesi vergilerin zenginler tarafından verildiğine inanır. Halbuki onun her alışveriş yaptıkça vergi verdiğini anlaması gerekir. Her şeyin fiyatında gizlenmiş bir vergi vardır. Halk bu gerçeği apaçık gördüğü takdirde vergi meselesine karşı bu kadar ilgisiz olamaz. Hükümetin kendine ait hiç parası yoktur. Halkın yani herkesin parasını kullanır. Mesela herhangi bir işçinin bir şişe bira aldığını farz edelim bir şişe biranın bedeli olarak verdiği paranın bir kısmı devlet hazinesine gider. Her paket sigara da vergi ödenerek alınır. Bütün ticaret ve sanayimiz bu merkezdedir. Ara sıra hükümet yardımından söz ederiz. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Hükümetin elindeki para senden benden aldığı paradır. Hazine yalnız zenginlerin 100 liralarıyla değil, fakirlerin de ufak tefek paralarıyla doludur. Hükümet milyonerlerden miras vergisi aldığı gibi dulların verdiği vergiyi de toplamaktadır. Herkes bunu böylece bilsin. Bir aralık bütçedeki para ihtiyaçtan artmıştı. O zaman bir mücevherciyle konuşmuş ve hükümetin artık iş sahiplerini bir dereceye kadar yükten kurtaracağını söylemiştim. Hayır dedi, hükümetin düşüncesinde başka bir şey var. Çünkü iş hayatı en sonra gelir ve kenarda kıyıda yer alır. Yargısı doğruydu. Çünkü İngiltere'de iş hayatından üstün tutulan birçok şey vardır. Belki iş kesimi 7. 8. sıradadır. Bunun sebebi geleneklerle cahilliktir. Memleketin en belli başlı dertlerinin kökü de budur. Bir radyo konuşmasında şöyle denmişti. Şimdiki halde ihtiyacımızdan çok fazla bir derecede üretimimiz var. Meselemiz herkesin bütün bunları satın alabilecek derecede eline para geçmesidir. Acaba bu parayı herkesin eline kim verecek? Şüphe yok ki vergi yükümlüleriyle patronlar. Ellerinde fazla para bulunan kimseler bunu ihtiyaç içinde olanlara vermelidirler. İşte bu Sovyet iktisadiyatıdır. Ve bu yeni iktisadiyat gazetelerde halka aşılandığı gibi üniversitelerde de öğretilmektedir. Acaba Adam Smith ya da Gladstone bunu duymuş olsaydı ne derdi? Bu siyaset Rusya'da denenmiş ve bu yüzden bütün bir milletin açlık tehlikesiyle karşılaştığı görülmüştür. Hatta milyonlarca kişi fiilen açlıktan ölmüştür. Demek ki refaha kavuşmanın yolu bu değildir. Refaha kavuşmanın yolu vergileri indirmek, halkın çalışarak kazanmasına ve kazandığını elinde tutmasına yardım etmektir. Tasarruf hakkı insancıl bir haktır. Bu hakkı elden almak halkı köleleştirir. Nitekim eskiden halkın durumu böyleydi. Bugünkü Rusya'da da halk bu haldedir. Hakikat şudur ki kazanma sistemi halk kitlesini hürriyete kavuşturmuş ve faydalandırmıştır. Ve başka hiçbir sistem bu başarıyı kazanamamıştır. Gerçekte kar sistemi diye bir şey yoktur. Ortada bir kar zarar sistemi vardır ve zarar daima karı tehdit etmektedir. Bunun anlamı açıktır. Cemiyete hizmet eden bir sınıf vardır ki bunlara kapitalist denir. Bunlar en az ücret alan kesimdir. Hatta bunlar kazandıklarından çok azını elde tutabilirler. Rusya kapitalistlerin çok fazla kazandıklarını sanarak bunları ortadan kaldırmış ve Moskova hükümetleri kapitalistlerden kurtularak her şeyi ucuzlaştıracaklarını zannetmişlerdi fakat netice Rusya'da istenen hiçbir şeyin bulunmaması fiyatların da dünyanın en yüksek fiyatları olmasıdır. Sefalet hiçbir zaman tam olarak kaldırılamamıştır ve onun birçok sebebi vardır. Hastalık, kaza, yaşlılık, talihsizlik vesaire. Fakat onun verdiği acıları en alt düzeye indirmek mümkündür. Fakat yüksek borçları yüzde yarıma indirme imkanını elde edersek sefalete mahkum olan kesmi de azaltmak mümkün olur. Bunu da yardımlaşma ruhunu kitlelere aşılamakla sağlayabiliriz. Bölüm 2. Parayı ziyan edenler ve parayı yığanlar Romancılar, papazlar ve piyesçiler paradan söz ettikçe onun çok zalim bir kuvvet olduğunu, dünyada her kötülüğün kötü sayılması gerektiğini paranın dini imanı olmadığını, milyonerlerin hiç gülmediklerini söylerler. Halbuki dünyaca meşhur Andrew Carnegie kadar gülen kimse yoktur. 625 milyon sterlini vardı ve bunun 60 milyonunu vermişti. Lord Nuffield'in parası da son derece merhametlidir. Çünkü çoğunu hastalara ve fakirlere yardım için vermişti. Para sayesinde öğrenim yapmak, rahat etmek, seyahat etmek, dinlenmek, mal almak, mutlu evler açmak mümkündür. Dünyada en etken ve etkisi en hızlı şey paradır. Yazdığım eserlerin hedefi herkese para kazanmayı öğretmektir. Bunu yapmakla neşemizden kaybetmiş olmuyoruz ya da hayatın yüksek ve asil taraflarını yok saymış olmuyoruz. Paranın anlamı muhtaç olduğumuz şeyi edinmek ve başkalarına yardım kudretini gösterebilmektir. Para demek kendini geliştirmek, sosyal rahatlık, kültür ve daha yüksek medeniyet sahibi olmaktır. Parayı kazanmak ve onu akıllıca kullanmayı bilmek öğrenilmeye değer güzel bir sanattır. Parayı güç olduğu için seven bir takım sefil kimseler de vardır. Paranın gerçek değeri ise onunla elde edilebilecek şeylerdir. Fakat önce para sahibi olmak gerekir. Onu ele geçirdikten sonra yapılabilecek çok şeylere, başarılacak işlere, gösterilecek merhamete sıra gelir. 1937'de İngiltere'de bir adam ölmüştü. Fakir de mutsuzdu ve kimsesizdi. Halbuki aynı adam 1932'de 30 bin sterlinlik bir servetin sahibiydi. Yıllarca çalışarak ve spekülasyon yaparak bu serveti toplamış sonra onu kaybetmişti. Derdi para kazanmaktan başka bir şey değildi. Son derece eli sıkıydı ve ömründe bir rahat yemek için bile para harcamamıştı. Para onun için her şeyden daha kıymetliydi. Öldüğü zaman 50 yaşındaydı. Yani ömrünün en verimli devrinde öldü. Anlatmak istediğim şudur. Bu adam para delisiydi. Bu yüzden her şeyini kaybetmişti. Ömründe mutlu olamamıştı. Ömrünün sonunu parasızlık içinde geçirmişti. İş dünyasında her insanın ilk görevi para yapmaktır. Para yapmayı başardıktan sonra sıra başka şeylere gelir. Yani parayı kullanmayı ve harcamayı öğrenmeli, hiçbir vakit para delisi olunmamalıdır. İnsan bir miktar para yapmayı başardığı zaman bu paranın hiç olmazsa yüzde onunu karısına harcamalıdır. Ya da evini süsleyecek şeyler almalı, seyahat etmeli ya da akrabalarından, dostlarından birine yardım etmelidir. Bütün kazancı tekrar iş hayatına çevirmek doğru değildir. Onu mutluluk getirecek, huzuru artıracak, kişiliği güçlendirecek, başkalarına yardım etmek için sarf etmek gerektir. Hayret verici bir gerçeği söyleyeyim size. Servetin mutlaka mutluluğu artırmadığıdır. Bir araba ne kadar büyük olursa, onun dertleri de o kadar büyük olur. BBC komedyenlerinden birisi şöyle demişti: "Paranız olduğu zaman konfor içinde sefil olabilirsiniz." <laughs> Küçük bir kulübe mutluluktan cıvıl cıvıl sakladığı halde koca koca konaklarda bundan eser görülmez. Böyle olmasının birçok sebebi vardır. Ömrümde rastladığım en mutlu üç adam Andrew Carnegie, Joseph Face ve John Wanamaker'dır. Her birinin büyük servetleri vardı fakat bu servet yüzlerine bir tek karışık ilave etmemişti. Çünkü bunlar para kazanmayı da para harcamayı da bilen insanlardı. Mutlu olarak para kazanmak, benim bütün eserlerimde öğretmek istediğim verimli çalışmanın manası budur. Bir insan bir iş kurduğu zaman onun hatırlaması gereken nokta onun kendini de kurmakla uğraştığıdır. Kendisi aynı sırada bir ev kuracak, dost kazanacak ve para yapacaktır. Liraların kıymetini anladığı gibi insancıl kıymetleri de anlamalıdır. Çünkü ancak o zaman parasından faydalanır ve tadını çıkartır. Araplar dünyanın en fakir milletlerindendir o zaman için bu. Fakat bunların paraya olan tutkuları da dünyaca meşhurdur. Binbaşı Javris Üç Çöl adlı eserinde bundan şöyle bahseder. Arap paradan bahsolunduğu zaman bütün dengesini kaybeder. Fakat kendisine nakit ya da kağıt para gösterecek olursanız o zaman dengesini kaybetmekle kalmaz, bütün dayanaklarını da kaybeder. <laughs> yani Arap bedevisi para delisidir. Onun için para yüzünden her şeyi yapar. Yalan söyler, hırsızlık yapar, adam öldürür. Çünkü para onun aklını başından almıştır. Araplar genellikle fakirdirler, ellerine çok az para geçer. Fakat para kazanmanın alfabesini öğrenmeye değer vermezler. Onların gözünde vaktin, çalışmanın, ihtiyaç sağlamak için her çareye başvurmanın bir manası yoktur. Dolayısıyla para için her şeyi yaparlar. Fakat yine para kazanamazlar. Burada bir dipnot geçeyim. Bu tespitler Arap topraklarında petrolün çıkmasından önceye aittir. Hayatı boyunca para yığarak, 20 milyon sterlinlik miras bırakarak ölen insanlar vardır. Kraliçeden bile zengin olan fakat bir dilenci gibi yaşayan insanlar. Bu çeşit cimrilerin hali bir ibret dersi niteliğindedir. Çünkü bu sayede iyi kullanılmayan paranın hiçbir işe yaramayacağını öğrenmiş oluyorsunuz. Para ateş gibidir. Yani iyi bir uşak fakat kötü bir efendidir. Bir insan kolayca ve çabucak bir servet edinirse, para ona hakim olur ve onu çılgınca hareketlere sevk eder. Para delisi olan adam parasını da kaybeder derler ki bu çok doğrudur. Bu şekilde kazanmakla para delisi olan ve sonunda ya hapse düşen ya sefalet içinde ölen kimseleri hatırlamak gerekir. Para insanın kafasına girdiği zaman onu insafsız, saygısız bir hale getirir. Serveti miktarınca ona diktatörlük yaptırır böylesi dünyayı kendisinin kuyruğuna taktığını sanır. Kuyruğunu çekerek bütün dünyayı oynatacağını sanır ve sonunda tepe yuvarlanır. Bir adamın cüzdanı şişti mi bir takım hileci dal kavuklar onu kolaylıkla baştan çıkartır. O da çok geçmeden hakkından gelemeyeceği bir işe atılır. Yetersizliğini anlasa da çoktan kaybetmiştir. Onun için her iş adamı şerefli bir surette para kazanmaya önem vermelidir başarıyı çevreleyen tehlikeleri de göz ardı etmemelidir. İnsan hayatının en mühim şeyi para değildir. Belki para üçüncü derecede yer alır. İnsanın her şeyden önce karakter sahibi olması gerekir. Ondan sonra mutlu olması lazımdır. Para bunlardan sonra gelir ve ancak üçüncü sırayı işgal eder. Bu sırayı işgal ettikçe ondan neye varırsa varsın hiçbir zarar gelmez.'' Tanıdığım en nazik ve en yardımsever insanlar arasında birçokları milyonerdi. Bunlar servetlerinin hiçbir zaman kendilerine hakim olmasına izin vermediler. Çünkü para iyi insanların daha iyi olmalarına yardım ettiği gibi kötü insanların daha kötü olmalarına da sebep olur. Para sahibi olmak büyük bir imtihandır. Bu imtihanı aşanlar kazandıkları parayı hak ederler, onu iyi kullanırlar ve hiçbir zaman onun delisi olmazlar. Bir insan birdenbire zengin olursa, kendisine akıl verecek bir dost veya arkadaşı yoksa servetini kaybetmesi an meselesidir. Çünkü bu adam kumar oynar, spekülasyon yapar, şansına güvenerek parasını kaybedinceye kadar kendini tehlikeye atmaya devam eder. Çünkü devamlı bir iyi şans yoktur. Şayet bir insan iş hayatında çarçabuk bir kazanç elde ettiyse herhalde bir takım sebepler ona yardım etmiştir şayet bu adam bu serveti yalnız kendi zekasıyla kazandığını sanacak olursa yarı haklı olur. Çünkü inzimam denen iyi şartlar onun süratle servet sahibi olmasına yardım etmiştir. Bir insan süratle zengin oldu mu nedense kendine pek fazla değer verir. İşte bu yüzden kaybeder, bu yüzden kendilerinden yardım gördüğü kişilerle ilgiyi keser. Yani kendi alemi içinde diktatör kesilir. Bu da onun servetini kaybetmek tehlikesiyle karşılaştığının İlk işaretidir. Yatırım için danışanlara benim daima verdiğim akıl şudur: Paranızı az bildiğiniz bir işe kesinlikle yatırmayın. Şayet perakendicilik işini iyi bilmiyorsanız küçük bir dükkan açmaya heves etmeyin. Küçük bir dükkanı idare etmeyi bilmezseniz bütün sermayenizi batırır. Kısaca herhangi bir iş hakkında tam bilgi almadan ona kesinlikle yatırım yapmayınız. Yabancılarla ya da daha önce iş hayatında başarısız olan kimselerle ilgilenmeyin. Para sahibi olduğunuza göre dikkatli olun çünkü paranıza göz koymuş kimseler olacaktır. Şunun bunun projesine alet olmayın. Sizin kendi projeniz varsa ona yatırım yapın. Çünkü para kaybetmenin bin bir yolu vardır. Siz paranızı sımsıkı tutmaya bakın aile baskısı altında akrabalara borç vermeyin. Çünkü akrabalara verilen borç nadiren iade olur. Hiç olmazsa 5 yıldan beri tanıdığınız, sevdiğiniz bir kimseden başkasıyla ortaklığa girmeyin. Onun da sizin kadar parası olması şarttır. Şayet iyi bildiğiniz bir işe kendi çapınızda başlayacak olursanız tek başınıza yapmayı tercih edin. Borca girerek işe başlamaktan kaçının. Kısaca ne kadar paran varsa o kadarlık işe giriş. Yani 300 sterlinin olduğu halde 450 sterlinlik bir işe girişme. Net kar yapabileceğine inanmadıkça masraflarını kısarak iş yapabileceğini zannetme. Bir insanın ilk biriktirdiği parayı yatırabileceği mükemmel bir iş bir ev almasıdır. Çünkü ev bir insanın en muhtaç olduğu şeydir. Daima akılda tutulacak bir nokta, parayı biriktirmekten daha mühim olanı parayı korumaktır. Spekülasyona girmek için zengin olmayı beklemek en doğru harekettir. Servet canlı bir şeydir. Hakikaten servet canlı bir şey gibi dikkat ve itina ister. Servetin de bir takım hastalıkları vardır ve onu korumak için çalışılmadığı takdirde hastalık yüzünden ölebilir. İsraf edilmeyecek derecede büyük olan hiçbir servet yoktur. Avukatlar, vergi tahsildarları, mahkemeler, her büyük serveti yok edebilirler. Yeter ki bir defa o servete kanca takılsın. Artık ondan hayır gelmez. Zengin adamların çoğu bilir ki servet yapmak kadar önemli bir noktada onu tutmaktır. Servetin devamı iyi idareye bağlıdır. Kısaca zengin bir kimsenin mali işlerde çılgınlık etmesine yer yoktur. Benim inancıma göre refah yalnız para ile olmaz nasıl ki yalnız tuğla ile ev yapmak imkansızsa. Verimli çalışmanın büyük hedefi işçilerle patronlar için refaha kavuşmaktır. Bir adamın refaha kavuşmasının anlamıysa onun en yüksek kuvvetlerini çalıştırmasıdır. Bölüm 3. Parayı Kullananlar Verimli çalışan ve bir gayeye varma zevkini tadan bir adamın mutluluk hakkındaki düşüncesi ne olmalıdır? Bu mesele son derece önemlidir. Bunun cevabını vermekte kolay değildir. Fakat her şeyden önce şu iki mesele açıklıkla karşımıza çıkar. 1. Verimli çalışan ve bir gayeye varma zevkini taşıyan adamın hayattaki hedefi mutluluk olmalıdır. 2. Sonra bu zat başkalarının mutluluğunu artırmak için elinden geleni yapmalıdır. Genellikle durum şöyledir ki mutlu insanlar medeniyet yaratmak, insanlığın ilmini ve servetini artırmak için mutlu olmayanlar kadar çalışmamışlardır. Seyyahların anlattığına göre dünyanın en mutlu insanları Güney Denizi'nin adalarında yaşayanlardır. Acaba bunlar dünyanın kültürüne ve servetine bir şey kattılar mı? Hakikatte asla verimli çalışan, bir gaye peşinde koşan bir insan her şeyden önce mutluluğu değil, yaratıcılığı düşünür. Mutlu olmak ya da olmamak onun için bir meseledir. Fakat iş yapılmalıdır. Şayet güçlü ve sağlıklı olacak derecede mutluysa, adını taşımaya layık çocuk sahibi ise ne mutlu. İçi sevgiyle şenlenmiş bir ev sahibi ise bu nimetlerin hakkını tanıyacağı zerre kadar şüphe götürmez. Yaratıcı adamın başardığı bu mutluluk yüksek bir haldir ve bunu Güney Denizi'nin adalarında hüküm süren mutlulukla ölçmeye imkan yoktur. Bu mutluluk başarının verdiği zevktir. Bitirilmiş işi veya iyi bir hesap neticesini gözden geçirmenin verdiği hoşnutluk budur. Kısaca en yüksek mutluluk, kendi mutluluğunu düşünmeden hayatını yapılması gereken işe veren bir kimseye nasip olur. Sertlikten ve insafsızlıktan çekinmelidir. Bir filin ortamı çiğneyip geçmesi gibi hayat alemini çiğneyip geçilmemelidir. Tam bir başarı kazanmak ve mutluluğun yüksek derecesine ermek gördüğünüz gibi sebat, metanet göstermek ve sempati kazanmak ister. İnsan hayatının bir kanunu, insanların birbirlerine yardım etmeleridir. Bu bir sosyal kanun olduğu gibi ahlaki bir kanundur da. Bunu inkar eden her kimse ahlaktan eksiktir. Çünkü ancak bu kanuna itaat sayesinde aşağı hayvanlardan üstün bir seviyeye yükseliyoruz. Mesela kurtlar bu kanuna itaat etmezler. Şayet bir kurt bir sürü içinde bulunduğu halde yaralanacak olursa arkadaşları ona yardım etmezler. Bilakis ona saldırırlar ve onu yerler. Kurtlar sofrası budur. Her memleketteki çiftçiler daima birbirlerine yardım ederler. Şayet bir çiftçi bir ev kuruyorsa diğer çiftçiler de koşar ve yapıya iştirak eder. Bir iş adamı fazla meşguliyeti ve yüklendiği ağır mesuliyeti nedeniyle onun şahsen bir kimseye yardım etmesine imkan olmayabilir. Vaktinden gün ayırarak başka bir iş adamının yardımına koşmasını beklememek gerekir. Fakat o da bir insanın başkalarına yardım etmesini gerektiren kanunun hükmünden kendini kurtaramaz. Kendini kurtarmış olduğunu zannederse bu ahlaki bir çöküntüdür. Şahsi hizmet karşılığında para vermek onun elindedir. Hiçbir zengin kimse ahlak bakımından köylerdeki çiftçilerden, izmelerdeki fakirlerden daha aşağı olursa kendi nefsine karşı saygısını koruyamaz. Onun kazancından bir hisseyi ayırması ve onu merhamet payı olarak sayması icap eder. Bunu yapmadığı takdirde parasının karakter ve mutluluk bakımından kendisine çok pahalıya hatta değerinden çok fazlaya mal olduğunu görmekte gecikmeyecektir. Onun için başkalarına şahsen yardım edemeyecek kadar meşgul olan iş adamları bir miktar nakit ayırarak başkalarına yardım etmelidir. Çünkü bunu yapmak insan hayatının bir kanunudur. İş adamları iş hayatından çekildikleri zaman bana kalırsa yine çalışmaya devam etmelidir. Ya kendi zevkini okşayan bir işle ya da başka türlü bir işle meşgul olmalıdır. Kısacası iş hayatından çekildiği zaman bir maksat gözeterek çekilmelidir. Bu maksat Para yapmak değildir. Başkalarının refahı ile ilgilenmek ya da kendi yükselmesine hizmet etmektir. Çalışan ve başarılı olan bir iş adamı mutlak işsizliğe çekildiği zaman hoşnut olmaz ve bu hoşnutsuzluk onun ömrünü kısaltır. Çünkü tembellik içinde geçen bir ömrün yaşanmaya değer bir yanı yoktur. Şunu demek istiyorum ki insan ancak çalıştığı zaman mutluluğa kavuşur. Hatta mücadele ettiğimiz ve gündelik ekmeğimizi kazanmak için uğraştığımız ya da cemiyet için faydalı bir iş yaptığımız zaman zengin oldukları için artık iş yapamayacak hale gelenler bize gıpta ederler. Bir dostumdan aldığım mektupta 30 yıl önce beraber çalıştığımız ve yeter derecede ücret alamamak yüzünden sızlandığımız günleri özlüyorum demişti. Zaman, mazinin belki de tatsız ve kötü günlerine renklerini katıyor. Bir insan boş vaktinde değil, çalıştığı zaman hayatın cazibesini yaşar. Tembellik bir nimet değil, bir afettir. Ve bir insan her şeyden önce bunu kafasının içine koymalıdır. Ara sıra üç günlük işi iki güne sığdırdığım olur. Kendi kendime şöyle derim. Bu kadar fazla çalışmasam iyi olacak. Vakit bulsam da altı ayımı Güney Denizi'nde geçirsem. Mavi dalgaların musikesini dinlerim ne iyi olur. Fakat hemen kendimi toplarım. Ömrümde hiçbir ayımı boş geçirmediğimi hatırlarım. Tembellik kadar hayatın değer ve zevkini kemiren başka bir şey yoktur. 6 ay işsiz kalan bir adama tembelliğin ne demek olduğunu sorun da bunun tarifini ondan dinleyin. Bir insanın yataktan çıkmasını gerektiren bir sebep bulunmaması kadar acı bir şey yoktur. Bir insanın faydasız olduğunu hissetmesi kadar korkunç bir şey de yoktur. İki çeşit tembel adam vardır. Biri parasız ve işsiz olan tembel, diğeri kendini meşgul edecek bir şey bulamayan çok zengin tembel. Bunların ikisi de mutsuzdur. Çalışmak insanın tabi halidir ve ne kadar çok çalışmak mümkünse o kadar çalışmak az çalışmaktan daha iyidir. Gerçek mutluluğun esası insanın izzeti nefis sahibi olmasıdır. Tembel bir adamsa izzeti nefsini kaybeder. Para kazanan bir insan yaptığı servetin boşa gitmemesini sağlamak için ömrünün sonuna doğru bir plan hazırlamalıdır. Muhtaç olmadığı kısmı akrabalarına verebilir ve akrabası içinde hangisinin parasını iyi kullandığına bakmalıdır. Bir adamın parasını çarçur eden kimselere bırakması millet için zarardır ve pek acınacak bir haldir. Şimdi bu düşünceleri biraz daha yükselterek bir insanın etki çevresini inceleyebiliriz. Her insan hiç olmazsa 3-5 kişi üzerinde iyi veya kötü tesir eder. Bazı kimselerin tesiri yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi aşar. Bazıları da bütün bir millet üzerinde müteessir olur. Bazı yaratıcı dehalarsa bütün medeniyet alemi üzerinde tesir ederler. Meseleyi açıkça anlatmak için şöyle söyleyeyim. Hayatınızın her gününde birçok kimselere rastlıyorsunuz. Bunların üzerinde tesir ediyoruz. Fakirsek tesirimiz daha zayıf olur. Para sahibi olmak insanın etkisini kat ve kat artırır. Bir gaye, bir hedef sahibi bulunan ve dürüst kafalı olan her adamın amacı mümkün olduğu kadar çok kimse üzerinde hızlı bir tesir sahibi olmaktır. Ara sıra bir tek adam bütün bir millete cesaret verir ve onu ayaklandırır. William Tell İsviçre'de bunu başarmıştır. Washington genç Amerika Cumhuriyetinde aynı şeyi yapmıştır. Drake Nelson İngiltere'de Mazarik Çekoslovakya'da aynı şeyi başarmıştır. İngilizler arasında akıllılığı, bahtiyarlığı ve faydalılığıyla örnek olmaya değer birini seçmek gerekirse ben oyumu Joseph Chamberlain'e veririm. Her şeyden önce para sahibi olmaya çalışmış ve iş kuran bir adam olmuştu. 38 yaşına geldiği zaman yeter derecede para sahibi olduğu için iş hayatından çekilmiş ve şehir kurucusu olmuştu. Birmingham şehrinin 3 yıl belediye başkanlığını yapmış ve bu şehri dünyanın en iyi idare edilen şehirlerinden birisi yapmıştır. Hayatının sonraki 30 yılını parlamento'da birçok yüksek görevde geçiren bu adam bir millet kurucusu olmuştu. İflas kanunu, patent kanunu ve seçim kanunu onun eseridir. Bir politikacı değil, bir devlet adamıydı. Bütün hayatı boyunca müstakil ve yaratıcıydı tasfiye ıslahı ile meşgul olmuş ve arkadaşlarına 20 sene tekadüm etmiş, ölümünden sonra İngiliz milleti onun siyasetini kabul etmişti. Hayatını sağlam esaslar üzerine kurmuş ve İngiltere'ye ilham vermiş unutulmaz bir örnektir. Para kazanmak ve kullanmak sanatı dinlediniz. Son